Efendim hayırlı pazarlar. Ülke TV ekranlarına İnce Fikir'e hoş geldiniz. Ben Fadime Özkan, Özlem Zengin'le birlikte bugün çok değerli iki konuğumuzla canımızı yakan konuları başta olmak üzere, depremi başta olmak üzere Türkiye siyasetini konuşacağız. Bugün pazar, 4 hafta önce bugün, 1 ay önce bugün pazarı pazartesiye bağlayan gece bildiğiniz gibi Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki o büyük deprem ve ardından 9 saat geçtikten sonra yaşanan 7.6 şiddetindeki yine büyük bir depremle Türkiye, bütün bir bölge, 11 ilimiz bir tür kıyameti yaşadık aslında. Aradan bir ay geçti, çok kaybımız var, 46 bin sınırında bir can kaybımız var. Hastanelerde hala yaralılarımız var, yoğun bakım ünitelerinde, servislerde. Ölenlerimize rahmet, kalanlara sabırlar diliyoruz ve elbette yaralılarımızın da canı yanıyor her manada. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Bütün bir Türkiye bu büyük sarsıntından sonra birbirine sarıldı, yaralara merhem olmaya, bir taşı kaldırmaya çalıştı. Devlet millet bütünleşmesinin yaşandığını gördük ama tabii çok büyük, çok büyük bir felaket yaşandığı için de ilk günlerde yetememe, yetişememe gibi bir durum yaşandı. Bugün de bütün imkanlarıyla devlet ve millet bir seferberlik halinde şehirleri yeniden inşa etmeye, önce tabii geçici konutlara, daha sonra da kalıcı konutlara vatandaşlarımızın yerleştirilebilmesi, hayatın normal akışına döndürülebilmesi için büyük bir çaba veriliyor. Bunu konuşacağız. Bugün stüdyomuzdaki konuklarımız da Özlem Zengin de bölgeyi bilen, öğrencilerini kaybeden hocalarımız var stüdyomuzda. O depremi konuşacağız. Depremde biz ne yaşadık, ne durumdayız? Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma günü büyük bir toplantı yaptı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda. Ulusal Afet Kalkanı toplantısı yaptı. 110 uzmanla birlikte 7 saat süren bir toplantıydı. Bundan sonraki afetlere daha hazırlıklı olmak için son bilimsel gelişmelere göre bir istişare sağlandı. Ve bununla ilgili tabii neler yapıldı, bakanlıklar ne yapıyor, bunları konuşacağız. İzlenimlerini alacağız konuklarımızın. Ve bir de elbette muhalefet masasının altılı masa diye 2 yıldır takip ettiğimiz, 1 yıldır fiilen resmen takip ettiğimiz altılı masada bir büyük yıkım oldu. İyi Parti lideri masadan çekildi ve haliyle bu şok ve bunun sarsıntıları muhalefetin gündemini etkiliyor. Türkiye siyasetini ve elbette seçimi de belki etkileyecek. Bunu konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Hemen takdim etmek istiyorum. Sağ tarafımda kıymetli hocamız Doçent Doktor Abdurrahman Babacan var. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun Fadime Hanım. Teşekkürler. Sağ olun. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi kıymetli Doktor Barış Ertem. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Ve sevgili Özlem Zengin, Tokat Milletvekilimiz, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın her bir arkadaşıma. Ben de 3 haftadır aynen ifade ettiğin gibi hep bölgeye gittik her hafta sonu. Çok tabii üzücü bir durum her manada. Aslında seninle başlamak istiyorum Özlem. Yani çünkü sürekli sen sahadaydın, dolaştın, duruma da çok hakimsin. Ne yaşadık biz aslında, ne gördün, izlenimlerin neler ve umudun nasıl? Şimdi önce şunu söylemem lazım. Bir defa önce bir ikiye ayırmamız lazım. Bunu bilfiil orada yaşayan insanlarımız, bir de yaşayan ama dışarıdan gören insanlarımız. Yani oraya gitme imkanı olmayan. Eminim herkes gitmek istedi. Yani bu konuda eğer böyle bir hep deniyor ya imtihanı geçen. Bence imtihanı bir numaralı geçen bizatihi milletimizin kendisi. Ben böyle bir yardım, böyle bir kendi gönlünden, içinden koparak büyük bir akış içinde koşan başka bir insan topluluğu görmedim hayatımda. Evet. Yani gittiğimiz her yerde hiç adını bilmediğimiz her hayat görüşünden en ufak bir ayrım yapmadan söylüyorum. Binlerce insan vardı yani bir iyilik ordusu halinde. Herkes oraya gelmişti yani ne yapabiliriz diye. Ama çok tabii olarak ya fiziki olarak oraya gelemeyen milyonlarca insan var. Ama şunu söylemem lazım. Ben depremi bizatihi yaşayan insanları tarifsiz metanetli buldum.
Tarifsiz. Yani oradaki insanlar ve gidip gördüğünüzde onu görüyorsunuz. Çok muazzam büyük bir afetle karşı karşıyayız. Ve bu Allah'tan geldi. Şimdi bunu söylediğiniz zaman da bunun arkasında katman 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 başka şeyler aranıyor. Ama gerçeğin bizatihi kendisi bu. Yani bu Allah'tan gelen ve tarifi çok zor, imkansız bir afetten bahsediyoruz. Yani Hatay'a gittiğinizde, Antakya merkezi gördüğünüzde, kilometrelerce arabaya gittiğinizde, hiç yıkılmamış bir eve rastlamadığınızda, Adıyaman'da, işte Maraş'ta, ama tabii biz hep merkezlerden bahsediyoruz. Yani evet. Aralarda işte Gölyaka'ya gidiyor, Gölbaşı'na gidiyorsunuz, aralarda Pazarcık görüyorsunuz. Bunları gördüğünüzde şey yapıyorsunuz, yani tarifsiz bir şey içindesiniz. Yani nasıl? Ve böyle büyük bir afetten sonra da önce şunu söylemem lazım. Bunun üzerine yani önce bir suçlu aramak değil, yani bir durup, tamam, bir durup önce insanların neyse yapması gereken, bizatihi birey olarak, önce birey olarak, ondan sonra bütün kurumlarla, daha sonra devlet olarak ne yapmanız gerektiği üzerine bir yoğunlaşma ihtiyacı oluyor. Malatya hakeza öyle. Şimdi bakıyorsunuz, evet, yıkılmamış binalar ama artık yaşanma kabiliyeti kalmamış. Neredeyse %40'ın yıkılması gereken bir şehir görüyorsunuz. Bir de şu var tabii, yani bunlar sadece bina yapmayla toparlanabilecek şeyler değil. Yani yaşadığınız şehir kaybolmuş. Bildiğiniz o şehrin merkezi olarak gördüğünüz cami, kilise, çocukluğunuzun geçtiği o sokaklar. Yani hayatınızın bir dönemini tamamen kaldırıp atmak gibi bir tarafıyla. Evet. İnsanlar o kadar çok bir evladınız yaşıyor, bir beyefendiye rastladım Antakya'da. İkiz evlatları var. Birisi hayatta, birisi vefat etmiş. Şimdi bunun gibi binlerce örnek var. Evet. Tabii ki burada tabii kelimelerin her biri çok kifayetsiz. Ama buradan çıkacak bence çok önemli iki tane netice var. Yani buradan ne çıkarmak lazım? Birincisi, çok büyük bir hızla zaten yaralar sarılıyor. Yani ben çadır kentlere de gittim, konteyner kentlere de gittim. Temeli atılacak şimdi, planlamalar yapıldı ve artık şehirleri taşımak gerekiyor. Yani bu gerçeğin varlığını görerek, tamamen yakinen idrak ederek yeni bir anlayışla şehirler inşa etmek gerekiyor. Ama diğer taraftan da bu şehirleri yaparken artık eski mantıkla değil. Yani insanlarımız için de öyle. Şimdi Fadime'cim, depremden birkaç gün evveline kadar bana sorsaydın en çok size sorulan soru nedir diye, vatandaştan gelen soru, imar affı var mı? Yani en çok gelen soru buydu. Şimdi burada her birimizin, yani birey olarak da her birimizin kendine sorması gereken sorular var. Yani bundan sonra artık her iş istisnasız kuralına uygun yapılmalı. Mesela bizim mecliste hiçbir teklifimiz yoktu. Olmayacaktır zaten. Yok böyle bir şey. Olamaz. Gündem yok, vakit yok. Ama ona rağmen böyle zorlayan bir şey vardı, bir dalga vardı. Ama AK Parti'nin imar raflıları çıkarttığı ile ilgili bir spekülasyon da var biliyorsunuz. Hiç yok. Çok net olarak ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin böyle bir teklifi vardı. O da daha sonra bu teklifini geri çekti. Teklifinden rücu etti. Ama hala meclisimizin web sayfasında bu teklif görülebilir. Ama bizim böyle bir teklifimiz zaten yoktu. Ama geçmişte bunlar var mıdır? Bütün siyasi partiler açısından bakıldığında tam anlamıyla bir imar affı denilemez aslında. Ama bunlar maalesef Türkiye'de ne diyelim, tabanın zorladığı pek çok şey de olmadı demiyorum. Şimdi buradan şunu söyleyeceğim. İlk yasa 1966'da çıkartılmış, gecekondu yasası. Daha öncesi de var. Öncesi de var mı? Çünkü 1950-60'da hızla bir köyden kente göç ve plansız yapılaşma var. Sonra yani ilk böyle meşrulaştırma durumu, yasalaştırma ile ilgili peyderpey geliyor zaten. Ya sen benden daha suçlusun demenin bir faydası yok. Yani burada herkesin bir kabahati var. Yani sen benden daha suçlusun, ben daha temizim. Ya bu kadar ağır ölümlerin, bu kadar ağır bir travmanın yaşandığı bir yerde istersen en az suçlu ol yani. Ne fark eder yani? Ölümün olduğu yerde bu şeyler, bu tarz konuşmaların çok daha yaralayıcı olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda hepimiz ev yapma şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani şu bu kadar çok beton kullanmaktan vazgeçmemiz lazım. Bölge, her bir bölge için, ki bu toplantıyı da konuşacağız, en son yapılan toplantı. O 110 akademisyen içerisinde son derece muhalif, farklı görüşleri olan pek çok insan vardı. İyi ki de varlardı. Ve buradan yapmamız gereken mimari konular, Türkiye'nin bu anlamdaki dizaynı bir siyasi yaklaşımın ötesinde bir şey. Yani bunu görüyoruz artık. Yani burada toplanılacak, bir araya gelinecek ve her bölge için uygun bir mimari metodu, ucuz, ekonomik, sağlıklı. Bu kadar çok insana rastladım ki Fadime, bir konteyner kentte yaşarım
ama artık bir apartmana girmem diyen o kadar çok insan gördüm ki. İnsanların artık ayağı toprağa değsin isteniyor. Sonucu görmek var bir de neticeyi. Tarım arazilerine. Yani öyle kolay ki ben şimdi Tokat'ta da bunu görüyorum. Mesela bir balınız var. Bir balı veriyorsunuz 10 blok veriyorlar. Hangi üretim, hangi modeli böylesine bir rant karşısında hayatta kalabilir ki yani? Evet. Kalamaz böyle bir şey yani. Ve müthiş bir baskı var. Bu alanı işeye açalım, imara açılsın. Çünkü onu yaptığın zaman hiç çalışmana, bir şey yapmana gerek kalmıyor. O yüzden bizim bu toprak denen şeyin, dedem çocukluğumda hep söylerdi, evladım topraktan bir şey alırsan, o sana tabiattan alırsan, muhakkak bir gün gelir o da senden bunu alır. Kesinlikle. Eskiler böyle söylüyorlar. Hakkını alır, mutlaka. Aynı. Yıkılmayan yerler görüyorsunuz, örneğin işte Gölbaşı'nda binalar 3 kat içine girmiş. Niye? Çünkü daha evvel göl olan bir yeri, kuruyan bir yerin içerisinde evler yapmışız yukarıya doğru. Şimdi bu alışkanlıklarımızın artık muhakkak değişmesi gerekiyor. Muhakkak. Ha, izleyenler bana da kızabilir ama bir başka benim şahsi görüşümdür bu. Artık şu bina üzerinden bir ranttan da çıkmak lazım yani. Binayı ev yatırım. Ya bunlar yatırım aracı olmak böylesine. Güçlü yatırım aracı olmaktan da çıkmalı artık yani. Yaşamak için ideal, sağlıklı bir ev diye düşünüyorum. Ha, burada tabii şunu da söyleyerek ben şeyi bağlayayım. Tabii siyasi boyutlarını da ayrıca konuşuruz. Ayrıca bu konunun. Onları da açacağız. Şunu gördüm Fadime. İnsanlarımız mesela Eminönü'nde esnaflık yapan kardeşlerimizi Maraş'ın Alevi köylerine gelmişler bu hacı abilerimiz. Hiç kimseye sormadan kazanlar kurmuşlar. Tamam, biz gelmişler oralarda binlerce kişi yapıp kendi elleriyle yemek yapıyor insanlar. Delikanlılar, böyle genç delikanlılar, hanım kızlarımız, kuaförler gelmişler, böyle oturtmuşlar amcaları dışarıda, işte tıraş ediyorlar, saçlarını yapıyorlar. Çocuklar, genç kızlar, delikanlılar gelmişler, ufacık çocuklara oyunlar oynatıyorlar, biraz tebessüm ettirmeye çalışıyorlar. Yani ben bunu görünce bu kendiliğinden, çünkü bir şeyin gücü bana sorarsan, kurgusu olmadan kendiliğinden harekete geçebilen bir topluluk o kadar kıymetli bir şey ki herkes bir şey yaptı. Kimi paketledi işte, hani olur ya çünkü anlatırlardı, biri getirdi biri götürdü, o beş parmak hikayesi gibi. Her bir insanımız bir şey yapmaya gayret etti ve bu siyasi tepişme diyeceğim. Bu siyasi tepişmede sade insanımızın ortaya koyduğu bu muhteşem başarı kayboluyor. Bunu yüceltmemiz lazım. Çünkü evet, en büyük başarı bence bu ülkenin temiz, masum, iyi niyetli, hiçbir beklentisi olmayan o tertemiz insanların ortaya koyduğu muazzam bir kardeşlik havası beni çarptı diyebilirim yani. Ve bizim en büyük gücümüz orası. Evet. Onu görmemiz, oraya dayanmamız, oraya yaslanmamız lazım. Tekrar başsağlığı diliyorum bütün milletimize, insanlarımıza. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Evet. Hayatta kalan hekimlerimiz, benim kardeşim de dahil olmak üzere akın akın gittiler oraya. Gönüllü evet, olarak. Mesela kardeşimin söylediği bir cümleyle kapatayım bu konuyu. Benim kardeşim ortopedi uzmanı. Dedi ki bir insanın uzvunu keserken biz çok zorlanırız dedi. Böyle günler alır dedi. Konuşuruz işte ailesiyle, kendisiyle. Şöyle oluyor dedi. Kolumuzu kesmemiz lazım. Kes doktor bey diyor dedi. 30 saniye sürüyor dedi karar vermesi. Yani 30 saniye. Hiç böyle bir şey görmemiştim dedi hayatımda. Evet. Çünkü ölüm karşısında, o kadar ağır bir ızdırap karşısında insanların artık kolunun, bacağının, kendine ait bir şeyin bile anlamının farklılaştığını görüyorsun Fadime. Nasıl insan 30 saniyede kes kolumu diyebilir ki? Enkazdan da ancak evet, kolu bacağı kesilerek çıkartılabilen evet, insanlar oldu yani. O yüzden çok büyük bir imtihandı bir evet, elbette. Biz çok, geçen hafta burada işin kader boyutunu, psikolojik boyutunu ve sosyal yardım boyutunda konuştuk. Elbette yani Allah'tan gelen bir takdiri ilahinin cereyan etmesiyle olan bir şey. Bunu zaten gittiğiniz anda görüyorsunuz. Bu kadar büyük bir yıkımı başka türlü olabilmesi imkansız. Hakikaten bölgede bu felaketi yaşayan insanların tevekkülü Allah'tan geldi deyişi çok çok etkileyici. Söylediğin şeylere ben de çok şahit oldum. Bu bir excuse, bir özür değil yani. Bu önemli bir önemli bir imani güç yani. Bu güç. Allah'tan geldi tabii, diyebilmek, bütün bu zorluklar karşısında dayanabilmek için büyük bir güç. Bunu böyle değersizleştirilmesini, basitleştirilmesini de çok yaralayıcı buluyorum yani, öyle evet, söylemiş olayım. Ya bu acıyla baş etmenin en önemli yolundan birisi evet, de bu zaten. Hocam siz de yeni geldiniz Abdurrahman evet, Bey. Nerelere gittiniz, ne gördünüz, siz nasıl yani görüyorsunuz?
Ben de hakikaten doğrusu Özlem Hanım'ın başladığı gibi başlayacağım. Yani normal bir deprem olmamış. Yani ben ekranlarda gördükten sonra oraya gittiğimde. Siz de Malatya'daydınız Malatya, değil mi? Evet. Malatya'da Doğanşehir. Doğanşehir'de Doğanşehir evet, iki tarafta çok fena. Adıyaman merkez inanılmaz. Yani bana Adıyaman'ın dostlarım Adıyaman bitmiş diyorlardı. Gittiğimde ne demek olduğunu gördüm. Şehrin inanılmaz. Girişinde Adıyaman Üniversitesi tarafı biraz sağlam görünüyor, o da görünüyor. Görünüyor. Ondan sonra ana bulvara girdiğiniz andan itibaren her taraf bütün binalar yıkılır mı ya? Yani evet. Ben hakikaten normal bir depremin dışında bir şey olmuş. Yani hani ondan sonra da zaten Kur'an ve felaketler bahsiyle ilgili epey de bir okumaya çalıştım. Yani çünkü çok özel bir şey olmuş orada. Yani bambaşka bir şeyler yaşanmış. Böylesi bir felaketi hiç tahayyül edemezdim. Gerçekten tahayyül edemezdim. Yani kamera ekranlarından tabii ki görülüyor. Yani dronlarla çekilen fotoğraflardan, ekran görüntülerinden muhakkak bir şeyler görülüyor ama sahaya indiğinizde şunu diyorsunuz. Yani kameralar hepsini çekememiş. Evet. Kameralar yetersiz. Evet. Ya inanılmaz, her girdiğimiz ara sokakta yıkım var. Normalde ben bunu ne söyledim ve yazdım da normalde televizyon o ekranı bir büyüteç gibi daha neyi büyütür, gösterirse değil mi? Her şeyi büyütür. Ha, evet, normalde evet. Büyütür. Bu felaketi çok küçültmüş. Evet. Yani gösterememiş, kalmamış. Çok küçük. Evet, yetersiz kalmış gerçekten. Gölbaşı keza öyle. Gölbaşı, Adıyaman Gölbaşı öyle. Maraş yani Elbistan tek şimdi Elbistan sana. Elbistan'a evet Elbistan ikinci depremde yıkılmış, tamamen yıkılmış Elbistan. Maraş'ın Dulkadiroğlu tarafı ilçesi. Gitmiş evet. Evet. Merkez ilçesi gitmiş yani inanılmaz ve bana oradaki söyleyenler sadece Ebrar sitesinde 32 blok olduğunu söylediler. 258 insanımız yanılmış. Evet, 5 tane blok saydım ayakta kalmış. Onlar da zaten Allah'tan yıkılmamış ama son raddedeler artık. Yani inanılmaz. Hepsi yıkılmış. 9 kat saydım. Her bir katta 4'er daire. Ve gece. Herkes uyudu. Herkes yatağında. Evet. Yani Trabzon Caddesi yine öyle, Maraş merkezde. Trabzon Caddesi'nde hani bir nevi oradakiler şey diyorlar ya hocam gündüz olsaydı Trabzon Caddesi'nde yıkım ve ölüm çok daha büyük olabilirdi diyorlar. Çünkü oralarda hep işte diş hekimi, yani. İş merkezleri, işte dükkanlar, avukat büroları falan. Oralar fena. Malatya'daki yıkım, maddi yıkım çok büyük Malatya'da. Yani Malatya'nın gece maalesef vefat eden epey sayıda vatandaşımız var fakat gündüzki deprem Malatya'yı daha büyük vurmuş ve gündüz Allah'tan diyelim en azından birçok insan evlerine korktuğu için girememişlerdi. Evet. O ara yıkılan çok fazla bina var Malatya'da. Merkezde de Malatya'nın belki asıl problemi 30 bin civarında esnafın olduğu bir şehirde 15 bin, en az 15 bin esnafın dükkanı ya yıkılmış ya kullanılmaz durumda. Evet. Ağır hasarlı. Ticaretin olduğu merkez çok. Evet, merkez evet. Gitmiş Malatya. Yani dolayısıyla yani Malatya'da da esnafın ayağa kalkması çok çok elzem. Esnafla birlikte şehir yeniden canlanacaksa esnafla canlanacak. Organize çünkü sanayi bölgeleriyle ilgili. Malatya'daki organize sanayi daha nispeten evet. iyi durumda. Maraş'ta organize sanayi bayağı yıkım almış. Evet. Adıyaman'da da yıkım almış. Organize sanayilerle alakalı da boyut var. Yavaş yavaş başlıyorlar. Evet. Tam kapasite değil tabii ki. Ama çünkü işçileri çağırıyorlar. İşçiler doğal olarak ya gelemeyeceklerini söylüyorlar. Ya konaklayacaklar. Ya da psikolojik olarak. Aynen psikolojik olarak. Değiller. Ailelerini getiremiyor zaten hiçbiri. Ya şehirler boşalmış. Yani şu an yani bayağı ciddi oranda yüzde şehir merkezlerinde %20 %30 insanın maksimum kaldığı bir manzara. Malatya'da daha da boşalmış. Maraş'ta biraz daha, Maraş ve Adıyaman'ın merkezini Malatya'ya göre biraz daha canlı gördüm. Şu an en hızlı toplanan il Maraş, ben öyle gördüm. Evet, evet Maraş. Evet, Adıyaman'da da ben şu an itibariyle gördüğüm Maraş, Adıyaman, Malatya'da da öyle çok daha organize ve sistematik bir süreç işliyor belli. Yani organizasyon tamam. Yani her birisi için çok
yoğun bir gayret var. Tabii burada şey çok önemli. Yani şehirlerin hocamın dediği gibi çalışan bir mekanizması var. Yani evet. işleyen ticaretiyle yaşamın akması gerekiyor. İşte o manada toparlanmak çok önemli. Aynen, bir an evvel aynen. normale dönebilmeyi aynen. gayret etmek. Aynen, aynen. Hı-hı. Yani dolayısıyla hani şehirlerin o ticari kalbinin attığı, damarlarının attığı yerleri ayağa kaldırmak lazım. Maraş'ta da, Antakya, evet. Antakya gerçekten ve o kadar inanılmaz boyutta vefat eden insanlara mı yanalım? Ticari canlanmanın tamamen ortadan Süper kalkmış abi. Olmasına kültürel mı yanalım? Yıkım yani, kültürel tam oraya gelecektim. Kültürel yıkımın inanılmaz boyutlarda olmasına mı yanalım? Çünkü. Tarihe mi yanalım? Yani hakikaten ben böyle oldukça etkilendiğimi söyleyebilirim. İnsan manzaraları tabii çok fazla insanla görüştük. Çok fazla. Gerek resmi yetkililerle de görüştük ama çoğunlukla ben biraz sahada insanlarla görüştüm. Akademisyen olunca daha da rahat ediyorsunuz. Hani ne gözlemlediniz? Ya bir defa çok güzel insanlar. Yani gerçekten çok güzel insanlar. Ben hepsine ayrı ayrı hayran kaldım. Evet. Çok mütevekkil. Çok metanetli, çok güzel aileler gerçekten. Benim 3 gün evvel bütünleme sınavını yaptığım öğrencim de Adıyaman merkezde vefat etti. Onların ailesini de taziyesine gittik mesela. Enes Yakup. Onların ailesine de taziyeye gittiğimizde, yani herkes ailede birçok kişi gitmiş maalesef. Birçok kişiyi kaybetmişler. Dede var, yaşlı dede. Yaşlı dede ağzı dualı, mütevekkil. Çok sabırlı, çok metanetli ve gerçekten şey, yani o imanın şeyini görüyorsunuz insanlarda. Hı hı. Yani bölgedeki insanların ülkenin genelini de aslında hani bu böyle zor zamanlarda yani imanlarıyla, sabırlarıyla, metanetleriyle. Onlar daha bizi teselli edecek evet, durumda. Evet, gerçekten öyle. Öyle oluyor efendim. Evet. Gerçekten hakikaten öyleydi. Öyle. Çok enteresan. Yani Adıyaman merkezde tam şeyin Atatürk bulvarının üstünde Mehmet Metin Erler'in Demokrasi ve Birlik Vakfı'nın kurduğu çadıra da gittik. Çok sistematik bir şey yapmışlar onlar da. Orada bir çadırda bir Necmettin amcayla tanıştık, sohbet ettik. Ailesinden, sülalesinden 150 kişi vefat etmiş. Fakat buna rağmen bizi çadırına çay içmeye davet etti. Hepsi öyleler. Yani, hepsi çadıra çay içmeye, ısınmaya davet ediyorlar. Gerçekten, evet. Hakikaten şey. Çok. Yani ama şunu gördüm ben. Yani çok büyük, bu kadar inanılmaz büyük felakette. Şimdi yolları gezdik. Yani yollardan geçiyoruz tabii. Yani Malatya-Adıyaman yolu, Gölbaşı üzerinden bilenler zaten bölgeyi bilirler. Gölbaşı üzerinden gittiğinizde yol, işte Erkenek Tüneli'nin bir tarafı tamamen kapanmış. Hı hı. O ilk geceyi düşünelim. Yani ben bizi izleyenler için o ilk geceyi gözlerimizin önüne getirmek için söylüyorum bunu. Tünel kapalı. Yollar yarılmış, kırılmış, düşmüş yere. Yollar kullanılmaz halde. Çok yoğun bir kar tipi. Tam da o günler Allah. Tam yani, o gün. Tam o gün. Yani Doğanşehir'e gittiğimiz evet, gece evet. ben böyle bir soğuk görmedim. İnanılmaz. Depremin olduğu gece hatırlayınız. Müthiş bir kar var, tipi var, sulu yağmur var, hava çok ve soğuk. Ve insanlar deprem. Dışarı evet, çıkan evet. Pijamayla çıktı yılına yaptı. Tabii evet. öyle. Yani böyle bir o geceyi hakikaten hepsi Cenab-ı Hak hepsini bir arada bize imtihan olarak göndermiş. Evet. O görünüyor. Yani yollar öyle ki. Yollar bir yandan deprem dolayısıyla kırılıyor. Ulaşım, lojistik sağlanamıyor. İşte en nihayetinde iki yolda kapalı olunca Elazığ, Diyarbakır hattı üzerinden Adıyaman'a varılmaya çalışılmış. Hani Adıyaman'da lokasyon olarak hani özel yol üstü bir yer değil biliyorsunuz Adıyaman. Evet. Daha özel olarak gitmeniz gereken bir yer Adıyaman. Evet. Şimdi kapalı, tipiyle kapanmış. Tırlar, arkadaşlar söylediler, tırlar kaydıkları için şeyi devirmişler, yolu kapatmışlar. Yani bireysel münferit araçlarıyla gitmeye çalışanlar dahi gidememiş. Hı hı. Dolayısıyla hava yolu ulaşımı o koşullarda mümkün olamamış. Yani hakikaten böyle, bir de şöyle biliyorsunuz, yani AFAD'ın çalışma usulü, bir lokasyonda problem olduğu anda civar lokasyonlar hemen organize olur ve oraya koşarlar. Fakat aynı anda bütün ilgili komşu şehirlerin tamamında büyük yıkım. Tabii 110 bin kilometre kare. Bu gerçekten, o yüzden diyorum Barış Hocam, yani
yani çok özel bir şey yaşamışız biz. Yani bunun belki sonradan oturup düşüneceğiz bütün olanları. Henüz neler yaşadık. Algılayamıyoruz, evet, yani ve tanımlayamıyoruz. Tanımlayamıyoruz da. O şokun hali belki hepimizde var. Yani bölgede de yani, yetkililerle konuştuk. Yani mesela Malatya'da AFAD Kurtarma Biriminin Şube Müdürü vefat etmiş. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısının annesi babası enkaz altındaki gün onun başında kalmış. Şimdi bir yandan milletvekilimiz, eşi, torunu aynı aileden 25 kişi. Yani AK Parti teşkilatından da ben hani çok Maraş Kadın Kolları başkanımız var. Hüseyin Hoca'nın da. Hüseyin Yaymaz'ın 14 Antakya'da maalesef. Evet. Ağabeyi. Allah rahmet eylesin. Vekilimizin kendisi de eski milletvekilimiz ağabeyi vefat etti. Yani şunu da gördüm. Yetkililerle konuştuğumuzda şu söyleniyor. Gerçekten de insaflı olmak gerekiyor. Hakikaten de anlayabiliyorsunuz. Ya bizatihi meseleye vaziyet etmesi gereken insanların kendisi ya ailesi enkaz altında ya kendisi enkaz altında. Şimdi böyle bir problem var. Beraberinde bir şok hali yaşanmış ve Maraş'takiler mesela bize söylediler. Normal sivil halkla konuşuyoruz yani. Biz hala kendimizi aptallaşmış gibi hissediyoruz ve o his hala bizde var diyor insanlar. Yani bizde bile nereye var gideceğimizi yani, bilmiyoruz. Evet. O gün düşünüyorum diyor. O ilk hafta şunları niye yaptık diye bugün sorguluyor. Ben bunlara niye gitmişim mesela o gün? Anlamı yok. Ya çünkü acayip bir şey yaşanmış o gece. Evet, evet. Bir de tabii ikinci deprem herhalde maalesef yani bütün şeyi sistemi de felç eden bir şeye dönüştü. İkinci depremin yeni de yeni yıkımlar tabii, oldu. Yepyeni bir Elbistan mesela diyelim ki Adıyaman. Evet. Onlar ikinci depremde asıl yıkılan yerler. Evet, Malatya'da hakeza öyle. Her yerde yani. Tabii, o korkunun üstüne bir büyük felaket ve korkunun yani dolayısıyla ben Allah'tan rahmet diliyorum. Nurdan'ı da atlamıyorum. Ben Nurdan'ı ıslahiye göremedim. Siz gördünüz değil mi? Yani oralarda çok... Hepsi hakikaten saymayla bit. Köyleri atlamayalım. Köylerde evet, muazzam bir ilginç hayvan telefi var. Bakın evet, sadece Gölbaşı'nda 6000 koyun telef olmuştu. Yani evet, insanların koyunları, işte daha büyükbaş hayvanları, sadece yüksek binalar değil. Yani aklımıza gelen ne varsa yerle bir olmuş evet, durumda. Dolayısıyla muazzam. Yani hayatı normale döndürmek evet, epey büyük bir çaba. Çok büyük. Büyük bir sermaye. Para gerekiyor. İnsan sermayesi çok büyük bir de gerekiyor. Çaba gerekiyor. Yani bölgede çalışan insanlar, ilk giden ekipler o büyük felaketi orada hem depremzede olarak da yaşadılar hem de çalıştılar ve onların çok ruhları çok büyük bir binlerce yüklendiler psikolojik bütün belediyeler olarak. Orada yani dinlendirmek yapmadan, gerekiyor. Hem fiziken dinlendirmek yani, hem ruhen dinlendirmek gerekiyor. O yüzden hani bir ay geçti, devlet artık olaya müdahil, hani tam anlamıyla her şeyi sırtlandı yapıyor deyip kenara çekilecek bir zaman değil. Bu çok uzun bir zaman tabii gerektiriyor. Yani hem gönüllülük açısından hem de yardımların devamlılığı açısından evet, felaketin büyüklüğünü ve sürekliliğini bir, anlamak gerekiyor. Bir yandan gerekiyor. Söylemesem olmaz, bir defa daha hayran kaldım sivil toplum kuruluşlarımıza. Evet. Yani inanılmazlar. Allah evet, hepsinden razı olsun. Allah razı olsun. Hakikaten yani hem kurtarma biriminden şimdiki barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçların tedariğine ihtiyaç kalemleri çeşitlendi. Bir evet, de ilk başta evet, hani evet, barınma, su, yiyecek tabii şeklinde devam ediyordu ama şimdi işte temizlik, hijyen tabii önemli. Çocuklara dair kıyafetler, özel mesela evet, psikososyal destek evet, birimleri evet, kuruluşlar, için ayrı, sivil toplum kuruluşları. Evet. Buradaki İstanbul'da yaşayan, biz orada tanıştık mesela, yeryüzü çocuklarından gitmişler. Gencecik, üniversite öğrencisi çocuklar gitmişler evet, orada. Yani 15 gündür terapi buradayız hocam. Yapıyorlar çocuklara. 15 gündür evet. Aynen terapi yapıyorlar. Oyunlar oynuyorlar. Ne güzel. Yani bu güzelliği görmek de çok bir muhteşem bir şey. Şükür gerektiriyor bir terapiyle. Barış hocam sizin de öğrencinizi kaybettiniz. Evet, 2 tane öğrencimiz de İTÜ'de 3 tane toplam. İkisi benim öğrencimdi aynı zamanda. Allah rahmet eylesin hepsini. Ailelerinde Allah rahmet eylesin. Ailelerinden de kayıp var galiba bildiğim kadarıyla. E tabi Allah hepsine gönü gönü rahmet etsin. Yani vefat eden vatandaşlarımızın geride kalanlara sabırlar versin. Çok zor bir sınav o. Evet. Yaralılara acil şifalar Allah'tan evet, inşallah. Allah bir daha millet böyle bir şey göstermesin. Böyle amin, bir afiyet yaşatmasın. Ya tabii ki ben bölgeye gitmedim. Sizler gibi bölgeye giden kıymetli büyüklerimizden, kardeşlerimizden dinlediğim kadarıyla ancak fikir sahibi olabiliyorum ki zaten fikir sahibi olabilecek bir şey de değil.
açıkçası. İdrak edilebilen bir şey değil. Anlamaya çalışıyoruz yalnızca. Ne olup bittiğini anlamaya çalışabiliyoruz. İfade ettiğiniz gibi televizyonlar ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar modern olursa olsun o yıkımı gösteremiyorlar bize. Evet. İstanbul'a gelenler var, benim konuştuklarım var yıkımı görenler. Onların anlattıkları zaten yetiyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok. O yüzden tabii ki ben sizlerden dinliyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Gönül isterdi ki böyle yıkımlara hazırlıklı olabilelim. Yani doğruya doğru. Keşke isteriz ki bir tane binamız yıkılmasın. Evet. Tamam hazır. Ancak ya şöyle bir gerçek var. Birbirine yardım edebilecek 11 tane şehir birden yıkıldı. Birkaç dakika içerisinde, 8 saat içerisindeki depremle. 110 bin kilometre kare. 13 milyon insanın yaşadığı bir bölge. Ve 8 saat öyle. Birisi gece, birisi gündüz. İki deprem meydana geldi. Bu kolay başarı çıkabilecek bir şey değil. Bu hazırlanabilecek bir şey değil. Yani bu bir gerçek. Dünyada pek bir örneği yok. Ben naçizane tarihçiyim. Yakın zamana şöyle baktığımda belki Japonya'daki 2011 9 birlik deprem belki ona evet. benzer bir şey. Onun dışında ben böyle bir afet çok fazla bilmiyorum yakın tarihte. Bu denli böyle bir şeyle sınanıyoruz halen. Uzmanlar bunun çok özel tarifi olmayan bir 25 gündür konuşuyor halen. Evet. Onlar bile fikir birliği yapamadılar. Ki biz de onlardan zaten öğrenmeye çalışıyoruz. Onlar bile kendi aralarında tartışıyorlar ne yaşadığımız hakkında. Evet. Ancak yaşadık yani öyle veya böyle bunun artık şey yok, konuşmanın manası yok. Dediğim gibi gönül isterdi ki hazır olalım tamamen, isterdik. Ancak bir de şöyle bir gerçek var, bunlar yüzlerce yıllık, binlerce yıllık şehirler. Ve yüzlerce yıllık, binlerce evet. yıllık şehirleri hazırlayamıyorsunuz depreme. Bu da bir gerçek. İçinde yaşayan bir doku, milyonlarca insan yaşıyor. Milyonlarca insan o evlerde yaşıyor. O insanları o evlerden çıkarıp da yıkıp yeniden yapamıyorsunuz. Olmuyor. Çünkü rızaları gerekiyor. Olmuyor, evet. Yani mülkiyet hakları var, hukuki konular var, ekonomik konular var. Olmuyor işte. Ne kadar uğraşılırsa olmuyor. Sıfırdan yaptıklarınız eğer doğru yapırsa kalıyor ayakta. Mesela TOKİ konutları kaldı. Bunu görebiliyoruz. Her yıkılan binanın aşağı yukarı biraz yakınında gördüğümüz kadar bir tane sağlam kalan var. En azından yıkılmayan var, iyi kötü. Yani demek ki kurallara göre yaparsak oluyor. Ancak dediğimiz gibi yapamıyoruz. Çünkü içinde yaşayan insanların olduğu bu kadar geniş dokulu kentleri dönüştüremiyoruz maalesef. Ya bırakın buradan ders almayı. Depremden hemen birkaç gün sonra konut fiyatlarındaki kira fiyatları artışları gördük. Evet. Tamam milletimiz gerçekten çok kadeşinas. Aynı gece koştular yardıma. Bir hava köprüsü kuruldu İstanbul'dan koşa koşa kargo uçaklarıyla insanlar gittiler. Ama bir de diğer taraftan da maalesef böyle bir yüzümüz de var. Bunu da kabul etmek lazım. Fırsatçılarımız da var. Evet. Battaniye fiyatından, su fiyatından. Hatta biliyorsunuz o adını söylemeyeceğim ama bölgedeki insanlar biliyor. O yoldaki sosyal tesislerden bir tanesi bir çorbayı 20 katına kadar evet, fiyatını evet, artırmış. Evet, evet. Adını biliyorsunuzdur değerli izleyenler. Karton kimse kimse onlara gitmesin. Söyle kimse lütfen. Ha, yoksa buradan söylemeyelim. Kimse gitmesin. Ben hatırlamıyorum. Hatırlasam söylerim. Vatandaşımız çünkü bunun cezası bence. Başka nasıl olacak? Böyle bir şey olamaz. Yani o cezasını yani sadece alacak binaları, müteahhitleri, mimarları, mühendisleri, şey. Belediye onay verenleri yargılamayacağız. Yani bunu yapanları yani da ifşa etmek gerekiyor. Bozkurt'ta selde. O gece benzini bile bedava veren bir kardeşimizle tanıştım. Benzin istasyonunda her şey bedava tabii alın, ki, her şeyi benzini ki. Alın. Evet. Bu nedir? Allah'ın çorbası. İnsanlar biliyorduk. Marketlerindeki çorba. Malzemelerini yani? Kamyonlara yükleyip götürdü. Evet, olamaz böyle bir şey yani. Ya bu kadar kadirşin azlığın bu evet. kadar büyük bir fedakarın yanında maalesef böyle bir gerçeğimiz de var. Ya bırakın içinde yaşadığımız kentliğe dönüştürmeyi. Büyük bir depremden sonra ona komşu şehirlerdeki kiralar bir gecede arttı. Maalesef. İnsanlar 40-50 yıllık binalarını iki kat kira istemeye başladılar. Yazık. Ki bugün de hala artıyor, durduramıyorsunuz. Yani böyle bir mantık devam ederken siz o kenti dönüştüremezsiniz. Mesela 16 milyon mega kentteyiz şu anda. Bir saniye sonra bunun sarsılmayacağının garantisi yok şurada konuşurken. Elbette. Ve 16 milyon içinde yaşıyoruz. Ve şu andaki bakın kiralara İstanbul'da. Hiçbir şekilde ders alınmış değil. Hiçbir şekilde dönüşüme açık bir durum söz konusu değil. Ya ben Beşiktaş'ta oturuyorum. Mesela kendime her zaman aynı örneği veririm. Hatta bu depremden sonra biraz da örnek anlamlı oldu. Benim Beşiktaş'ta eski oturduğum bina 50 yaşında. Ve geçen gün sokağından geçtim binanın. Benim çıktığım yer tallata girmiş. Evi tallat ediyorlar. 50 yıllık bina. Balkonda salonu birleştirmek için ön duvarı yıkmışlar. 50 yıllık binada. Bir de klima takmak için kolonu delmişler. Kolonu İçinde yaşadığım için biliyorum. Yani. Kolonu delmişler. Kolondan şey yapmışlar. Ve bu evin de altı sürekli su alıyor. Ve
belki de tonlarca klima yükü var binanın ön cephesinde. Doğru. Ve bunun gibi binlerce bina var İstanbul'da. Ve bugün belki de o ev 2 milyon 3 milyon satışa çıkacak. Bu 50 yıllık bina. Bunun gibi binlerce bina daha var. Daha fazla. Evet, daha tabii fazladır ki. Hocam. 10 bin yok milyona İstanbul'da herhangi bir eve başlıyor. Bir de şöyle oluyor. Ev sahipleri kiracıları arıyorlar. Deprem sonrasında aynen yani depremi tabii bahane ederek depremle onu da araçsallaştırarak bir sürü şey söyleyerek çünkü hani daha yüksekten kiraya verdim bilmiyorum yani. Bu 11 ilimizden imkanı olanlar başka şehirlere gitti ve oralarda yeni evi yapılana kadar o şehirlerde yaşıyor ve dolayısıyla İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Konya, yani Konya göç var, iç göç var. Bizim Tokat'ta da mesela 1000'e yakın vatandaşımız geldi. Evet. Tabii. Çok böyle insan. Yani bu fiyatların böyle yükselmesini mutlaka işte bu gerçeği de görmemiz lazım. Yani bırakın ders almayı. Zaten eski binamızın fiyatını yükseltiyoruz. İnsanlar geliyor kar edelim diye. Ya böyle bir mantıkla maalesef hazlanamıyoruz bu büyük deprem felakete. Evet. Belki 16 milyonluk İstanbul da yıkılacak Allah muhafaza. Ve belki geride kalanlar Ankara'da belki bu şeyde başka şehirlerde yine arkamızdan konuşacaklar. Biz belki enkaz altındayken keşke hazırlıklı olsaydık, keşke dönüşseydi diye. Ama şu anda bunu yaşıyoruz, olmuyor işte evet maalesef. Yani mevzuatlar müsait değil, ekonomik durumlar müsait değil. Aslında burada bir rızanın ortadan kaldırılması ve bir zorlamak gerekiyor. Şimdi yani ona burada geleceğim. Da meclisin yasa çıkarması lazım. Bir boyutu Özlem Hanım bilir. Evet, şimdi değişim gerekiyor artık evet bence. Ben de ona gelecektim. O keyfiyete yani bağlı olamaz. Yani. Hem Özlem Hanım hukukçu hem de siyasetçi, o çok daha iyi bilir. Belki ondan da kıymetli görüş alabiliriz. Belki artık biraz daha zorlayıcı mevzuatlarla, yani mülkiyet hakkını biraz daha zorlayıcı veya siyasi açıdan biraz daha risk alarak bu imar affı mantığından da kurtularak artık belki birazcık sert tedbir almak lazım. Çünkü biraz da belki şey tesadüf, ben imar affı çalışıyordum bu deprem olduğunda. Öyle mi? Ve evet oradan birazcık vakıfım. Bizde ilk imar affı 1948. Öyle mi? Evet, henüz tek parti dönemi. Neden? Çünkü seçim yaklaşıyor. 49-50'de seçim var, çok parti seçimler. Ve o gecekondu, yapılan tehdit gecekondularına oy almak için ilk defa 48'e çıkmış. Ben hani baktığımda 66'yı görebildim. Evet, 48'den yani 48-49. 3 imar affı var sadece tek parti dönemde. Ve daha sonra da her seçimden ya bir sene sonra ya bir sene önce imar affı mutlaka çıkmış. Hükümetlerden tamamen bağımsız. Bakınız Ankara'da belki 3-4 katlı bina yok henüz. Evet, gecekondulardan oy almak amacıyla 48 yılında çıkmış. İlk o zamanki göç çok az ama her oya yani ihtiyaç var çünkü. Çok parti sistem başladığı andan itibaren Türkiye'de imar affı bir gerçek. Hem de tamamen sistem bir sene sonra vaadin gerçekleşmesi. Hatta o denli sistematik ki mesela son 20 yılda çıkan imar affı sayısıyla ondan önceki 20 yılda çıkan tüm hükümetlerin imar affı sayısı eşit. Çünkü normal her dönemde bir seçim var. Evet. Öncesinde sonra imar affı çıkıyor. Bu tamamen partili üstü bir sorun. Biz bunu gene kronik hastalığımızla hep siyasi olarak algılıyoruz. Oysa bu bir zihniyet sorunu. Evet. Bu hükümet yaptı diyoruz. Hayır, bu hükümet yapmadı veya o hükümet yapmadı. Her 48'den beri, her seçimden önce sonra her hükümet bunu yapmış. Ya 1999'da Ecevit hükümeti muazzam bir yıkım yaşadı Gölcük'te. Ben de oradaydım. Evet. Hepimiz biliyoruz. Ecevit hükümeti 2001'de imar affı çıkarmış. Biz mesela bunu gözden kaçırmışız. Neden? 2002'de seçim var çünkü. Bunu yaşayan Ecevit imar affı çıkarmış. Böyle bir siyasi gerçekle karşı karşıyayız. Önce bu siyasi gerçekten bir sığınmamız lazım bizim. Bence risk alarak sığınmamız evet lazım ki ben Erdoğan'da o iradeyi görüyorum. Evet. Eminim bunu yapacağından. Yani yaparsa o yapar. Bunu da açık konuşalım. İkinci olarak da artık bu insanların eğer kendi iradesiyle hazırlanmıyorsa depreme, mümkün olduğu kadar mevzuat dahilinde veya mevzuatı değişik hukuk dahilinde mülkiyet hakkını birazcık zorlayarak belki de hazırlanmamız lazım buna. Başka türlü olmayacak. Bu gerçeği görelim. Yani bizim insanımız maalesef biz de dahil olmak, belki biz de yapacağız imkanımız öyle, olsa. Öyle. Evet, insanımız. Hiç ayırmayalım. Aynen. Demek ki şey, bizim tasarruf bırakmamalı bu belki de. Çünkü hazırlanamıyoruz. 16 yani milyon şehirdeyiz. Şöyle oluyor. İnsanımız yani buna kendim de katarak söylüyorum. Hepimiz tabii ki. Hiç yani şüphesiz. Diyor ki ya benim sıfır bir daire bana verin. 40 yıllık binamı bir dairemin yerine sıfır daire vereyim. Üzerine ama hiçbir masrafım olmasın. Ve hiçbir metrekare şeyim olmasın. Olduğu kat aynı olsun. Bulunduğu kat aynı olsun. Yani böyle olmaz. Yani evet, bu mantaliteden bir defa sıyrılmamız lazım. Çünkü aksi halde işte asıl hiç yani Barış Hocam söyledi az önce. Diyor, evet insanlar maalesef hala mülk fiyatları üzerinden, kira fiyatları üzerinden bu işi istismar edenler var. Tam da imtihan bize mülkten geldi. Evet. Evler başımıza yıkıldı.
Fakat hepimizin dert çıkartması lazım. Hepimizin dert çıkartması evet. lazım. Evet, yani bu gerçeği görmek lazım artık. Birazcık böyle kendimize gelip bu gerçeği görüp o makalenizi bekliyoruz hocam. İnşallah yayınlayacağım kısmetse. Yayınladığınızda lütfen paylaşın kamuoyuyla evet. da. Mülkiyet hakkının, şunu söyleyeyim Fadime, belki daha uzun sonra tartışırız. Hı-hı. Türkiye'de mülkiyet hakkının kullanımı neredeyse sınırsıza yakın. Evet. Yani eğer size ait bir arazi varsa, üzerinde ağaçlarınız varsa hiçbir yerden izin almanız gerekmiyor. Eğer tescillenmemişse bu ağaçlar. İstediğiniz gibi kesebiliyorsunuz. Hı-hı. İstediğiniz işte belli evet şeyler var. Pencere, cam koymak için belli bir alanda binanızın temelini oturduğu alanı belirleyebiliyorsunuz ama onun dışında inanılmaz sınırsız mülkiyet kullanımı var. Hı-hı. Bunu bence asla artık müsaade etmememiz lazım. Katılıyorum. Ben kesinlikle. Burada ağacından işte diyelim ki bir arkasında bir dağ var ufak bir şey tıraşlayabiliyorsunuz. Ya bu bir dağın bir hukuku yok mu? Bu ağacın bir hukuku yok mu? Bu toprağın bir hukuku yok mu? Evet. Tüm bunları gözeten, bence mülkiyet kavramına yeni bir bakış açısı getirmemiz lazım. Aynen. Burada mesela, da siyasetin ve akademinin bilhassa uzmanları. Aynen öyle. Evet, şimdi çok temel bir örnek hep söyleniyor. İngiltere'nin toprağı bizim üçte birimiz kadar. Bakıyorsunuz halkın %80'i müstakil evlerde yaşıyor. Bu demek ki bu kadar zor bir şey değil. Oturduğumuz alanları artık daha farklı bir yaklaşımla şekillendirmemiz gerekiyor. Yani saray avlusu evler, işte pencereler kocaman, camdan binalar. Adı şehirlerde yaşama ısrarıyla çok ilgili bir şey bu. Evet. Yani şehirlerin alana, araziye yayılması gerekiyor. Yani. Ya bir toprakla bir barışmak gerekiyor Fadime'ciğim. Yani bu işte bütün o zeytin ağaçlarını keselim, yazlık yapalım, keselim, oraya ev yapalım. Kurumuş gölün üzerine 15 kat bina çıkalım. Evet. Yani bunun sonucu bence çok daha katı kurallarla asla tavizi olmayan bir şey, bir yaklaşım. Ve burada bir siyaset, bir parti asla tek başına yapamaz. Şimdi bu toplumun beraber inşa edebileceği bir gerçek. Tamamen. Hep beraber. Evet, şimdi bununla ilgili aslında bir girişim oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın vaziyet ettiği Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 110 uzmanın katılımıyla bir toplantı oldu. Senin de az önce vurguladığı gibi hani arasında muhalif isimlerinde oldu. Dolayısıyla uzmanlığına başvurulan, onların da icabet ettiği bir toplantı. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı. Afetlerle ilgili risk kalkanı toplantısı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı orada şeyi söyledi. En fazla 4 kat 3+1 gibi bir planlamamız var dedi ön konuşmasında. Hani bundan vazgeçmek istemiyoruz. Binaları yükseltmeyeceğiz dedi. Bununla ilgili bir Cumhurbaşkanlığında afet yönetimi politikalar kurulu kurulacak. Bunu bir konuşalım. Yapılanı ve yapılması gerekeni hızlıca. Sonra siyasete de dönmek istiyorum kalan vaktimiz açısından. Şimdi birkaç veri paylaşayım. Sayın Cumhurbaşkanımız yine son 20 yılda önümüze çıkan tüm engellere rağmen 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladık diyor. Bu büyük bir rakam. Tabii ciddi evet. bir rakam. Çok büyük bir rakam. Yine kentsel dönüşümle ilgili benim gördüğüm yanlışsa lütfen düzeltin. 2004'te bir yasa çıkıyor. Bir de 2012'de bir yasa çıkıyor. Yani hani AK Parti geldiği günden itibaren. Bir de 2018'de bir yönetmelik değişikliği yok var. Evet. Yönetmelik değişikliği var. Ve hani bunu hep bir kampanyaya, bütün seçim vaatlerinde var. Hep ikna etmeye ve dönüştürmeye çalışıyor. Belediye hakim olduğu belediyelerde de sonuç alıyor. 3 milyon 300 bin önemli ama tabii hala yetersiz. Hani mevcut yapı stoğuna baktığımızda. Mevcut depremin yaralarını sarmak bakımından da 21 bin afet konutunun yapımına başlandı. Bölgedeki konteynerlarda da 45.996 kişi halihazırda barınıyormuş. Ve bir dizi başka aslında veri de var ama bir hani konuşma zemini olsun diye ne yapılıyor ve şu andaki bu akıl yürütmeyi ve organizasyonu nasıl buluyorsunuz? İşte bu toplantı mesela afetlere karşı risk kalkanı toplantısı. Bunun hani konuştuğumuz şeyin bir ilk adımı gibi. Özlem seninle başlayalım. Hocam tabii Allah'a bin şükür yani Cumhurbaşkanımız ifade ettiği gibi yani çok hızlı bir şekilde iki şey aynı anda yapılmaya çalışılıyor. Bir tanesi birinci vazifemiz insanların gündelik hayatını normalleştirmek. İlk zamanlar çadır, şimdi konteyner kentler çok yoğun bir şekilde oluşturuluyor.
Ama tabii yazı var, kışı var. İşte şu an soğuk ama yaz geldiğinde o evlerde sıcak yaşamanın başka çok sıcak bölgelerden bahsediyoruz. Sıcak bir bölge. Çok sıcak bölgelerden bahsediyoruz. O yüzden yani bir an evvel şimdi konutları yapmak çok önemli. Kaldı ki artık konut yapmak eskisiyle kıyaslanmayacak kadar hızlı bir şekilde yapılıyor. TOKİ'nin başarısı da buydu, öyle düşünüyorum. O panel perde beton sistemiyle, hazır kalıplarla aslında binalar tünel sistemiyle yapıldığı için daha sağlam binalar oldu. Ve bu arada yapılması gereken bir taraftan işte hayatı normalleştirmek ama diğer taraftan da insanların en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde bir düzene koymak. Ve tabii ki artık afet meselesi o kadar önemli bir mesele ki belki benim şahsi şeyim, daha henüz gündeme gelmedi ama geleceğini de düşünüyorum. Bu konuya münhasır bir bakanlık da kurulabilir ileriki dönemde. Afet Bakanlığı mı? Yani şu anda bir politikalar kurulu oluşuyor, oluşacak. Bu konuya dair politikaları geliştiren afetle alakalı bir kurul Cumhurbaşkanlığında. Bu onun ön adımı oldu bu toplantı. Bunların muhakkak devamı gelecektir. Evet. Ben Cumhurbaşkanımızın toplantı yapma formatından biliyorum ki her şeyi not almıştır. Bu aldığı notlardan yola çıkarak yeni tasnifler, yeni konumlandırmalar ve yeni kurumlar. Çünkü o kararları uygulayıp takip edecek bir bakanlığa da evet, bu tek başına bir şey değil sonuçta. Yani tek atışlık bir toplantı değil. Bunların devamı muhakkak olacak. Ama bu konuya münhasır yeni şekillenmeler muhakkak surette olacaktır. Belki de biz kendi eylem planımızı seçimle alakalı beyannamemizi hazırlarken ben o ekibin içindeyim Fadime. Depremden sonra yapacağımız çalışmalarda artık seçimin kurgusu bence değişti. Yani iskeleti değişti. Bütün siyasi partiler için. Bazıları henüz daha tam anlamadı ama depremden sonra artık yapacağız, edeceğiz dediğimiz şeylerin en temel iskeletini işte bu mesele oluşturmak zorunda zaten. Gerçek bir beka sorunu işte herhalde bu olsa gerek. İşte Çünkü depremi çok acı tecrübe ettik. Peş peşe yaşanan iki büyük depremle birlikte. Ama deprem bekleyen illerimiz var. Hı. Ama yaz olunca yangınlarla, sel felaketiyle, son birkaç yılımız böyle geçiyor. Yani kuraklık var, içindeyiz ama farkında değiliz. Evet, müthiş kuraklık tabii. Var. Evet. Müthiş. Yani büyük afetlerle yüzeyiz. Yani sonuçta işte tabiata dair yaptığımız o şeyin verdiğimiz zararın hepsinin bilançosu bütün dünya için dönüyor. O yüzden bizim iklimle, afetle alakalı, tabiatla, toprakla alakalı her şeyi öne çıkarmak lazım. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi hayvan telefinden kaynaklı olan yiyecek içecekle alakalı, et fiyatlarıyla alakalı gelecek dönemde bütün bunların planlanması gerekiyor. Çoban delikanlılara rastladım mesela, soruyorsunuz ne istiyorsunuz evladım? Çocuk diyor ki yem istiyorum. Yani bana ev bark demiyor. Evet. Hayvanı doyurması. Hayvanımı doyurmam lazım. Bana yem. Sağ olsun Tokat'taki arkadaşlarımız, Ziraat Odası, oradaki kardeşlerimiz bir toplandılar. Bütün şehirlerde böyle. Tarım Bakanlığı hakeza öyle. Ama nihayetinde bu Fadime uzun vadeye yayılması gereken, yani hiç unutmadan kafamızda tutmamız gereken bir şey. Evet. Kentsel dönüşüm kelimesi de maalesef rant kelimesiyle eşdeğer hale geliyor. Yani kentsel dönüşüm dediğimiz şey vatandaş için de böyle. Yani hiçbir emek harcamadan bir şeyi müteahhite verip müteahhitlik sistemi kesinlikle gözden geçirilmesi lazım. Kesinlikle gözden geçirilmesi lazım. Onun da çok katı kurallarının olması. Çok katı kurallar. Mesleki formasyon açısından özel tanımlara ihtiyacı var. Her sadece ya bir alt taşeronluk diye bir şey var mesela, çünkü alan bir sürü müteahhit kendisi iş yapmıyor Fadimeciğim. Alt taşeronlar var. Bu şimdi alt ilişkilerle ilgili hukuki anlamda da kesinlikle bence hem yaptırımların artması hem zorlaşması lazım. İşi bilen insanların işi alıp işi bilen insanların yapması, yine işi bilen bağımsız denetim kuruluşlarının muhakkak surette bu denetimi yapması lazım. Öyle olduğu takdirde ancak netice alabiliriz. Yani burada zincirleme devam eden bir şey var. Suç demeyeceğim ama zincirleme kabahatler şeyi var yani. Bir şey olmazcılığın getirdiği nokta bir manada. Bir kısmı hani bir şey olsun kâr edeyim, bir kısmı da bir şey olmaz. Böyle ya suça yakın bir ihmal. Yani evi tanımlarken bile başımızı sokacak bir yer olsundan çıkıp artık. Yani başını sokuyorsun, o sana mezar oluyor. Son dönemde en çok 10 milyonluk mezar evler denildi değil mi? 10 milyon TL'lik. Yani buradan baktığımız zaman demek ki başımızı sokacak değil, hakikaten güven içinde oturabileceğimiz küçük ama yani belki daha az konforlu görünen, daha az lüksü olan fakat her şeyle emin olabileceğimiz ucuza ama daha iyi metotla yapılmış evler edinme bence talebini artırmamız lazım. Yani bu önce bir talep meselesi. Zihniyetin dönüşümü önemli ama zihniyetin dönüşümü çok uzun sürdüğü için onu bekleyemeyiz. Sistemin bunu icbar etmesi. Sistemin bunu icbar etmesi bunu lazım. Bunu uygulamıyorsan ev yapamazsın kardeşim. Başını bir eve sokamazsın. Evet.
Ya da bu dönüşüme yani itiraz edenler var. Bunu bir pazarlık unsuru gibi kullanan, yani itirazını kendi alacağı paya dair bir pazarlık unsuru gibi kullanan maliklerin, mülk sahiplerinin de bu konudaki iyi niyetli hak taleplerinin de sınırlanmasının muhakkak surette gerekiyor. Bir durumu idrak etmeleri dair, gerekiyor. Genele dair olan bu hak talebinin daha fazla korunmasına dair bir düzenlemenin içinde olacağız zaten. Abdurrahman Bey, hızlıca geçelim. Şu an kriz yönetimi safhası devam ediyor. Özlem Hanım'ın dediği gibi, yani insanların hayatlarının normalleşmesine dönük atılan adımlar. Ben bölgede gördüm. Çok fazla devlet var orada. Yani devletin çok fazla unsuru var orada. Hatta o bile bazen bürokrasi yarattığı konusunda bazı şikayetler geldi. Onu da işte ilgili yetkililerine ilettik. Zaman içerisinde şey oluyor ama hani devletin bir sürü kurumu neredeyse hepsi orada. Yani yerel kurumu ve merkezi idare, merkezi otoritenin bütün kurumları orada. Yani ekstra atanan koordinatör, valiler, bakanlar zaten oradan hiç ayrılmadı. Onun dışında bütün milletvekillerimiz, bölge vekillerimizin dışında biz söylemedim ama vekillerimizi 3 ayrı şeye böldük, öyle diyelim. Vardiya diyeceğim neredeyse. Yani her yerde, yani sadece şehirlerin merkezinde değil Fadime'ciğim, yani çıkıyorsunuz dağın başında bir belde. İşte Bahar Hanım mesela, ben Barış beldesinde gördüm. Nurhak'ta mesela, o yüksek yerde biliyorsunuz arkadaşlarımızın her biri bir yerde. Parti teşkilatı da öyle yani. Ve diğer kadın kollarını biliyorum. Yani genç kolları. Evet. Gençlik kolları. Örgütlü bir şekilde yardımların transferiyle. İlçelere gidiyorsunuz, merkezlere gidiyorsunuz. Devletin bütün kurumlarını orada net görüyorsunuz. Herkes görüyor yani. Belediye başkanları. Tabii. Yani hükümete en muhalif olan bile orada görüyor her şeyi. O şu an bir koordineli vaziyet içerisinde bir kriz yönetimi hakikaten iyi işletiliyor. Beraberinde de Sayın Cumhurbaşkanımız en başından buna vurgu yapıyor ki hala da aynı vurguda. Dünkü yaptığı toplantı sonrasındaki yaptığı açıklamada da hala aynı noktada. Ya bizim şu an yaşamsal önceliğimiz var, deprem ve depremzede. Yani biz bu felaketlerin felaketi durumunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Vatandaşlarımızın hayatlarını nasıl kolaylaştıracağız ve normalleştireceğiz? Bizim durumumuz bu şu an. Hakikaten ülkenin asıl durumu da bu zaten yani. Ülkenin asıl durumu bu. Dolayısıyla bu kriz yönetimi süreci devam ediyor. Bundan sonrası da artık risk yönetimine ilişkin yapılacak adımlar, hamleler. Cuma günkü Dolmabahçe'deki toplantı esasen bunun bir startıydı. Evet. Yani biz bundan sonra kardeşim, deminden beri masada konuştuğumuz bütün hususları da içerecek. Bir daha böyle felaketlerle hiç karşılaşmayacak. Şu ana kadar artı neler yaptık? Evet. Bu yapma süreçlerimizi engelleyen hangi problemler vardı, dahili veya harici? Bunu da vatandaşa açık açık söyleyip vatandaşla beraber bu işi yürütmek. Çünkü vatandaşımız da bu toplumsal kültür kodlarımızı biraz dönüştürmeden, ortak olmadan vatandaşlar bu işi tek başına siyasi bir yer yürütemez. Dolayısıyla vatandaşları da katacağız. Her manada. Evet, çünkü büyük bir dayanışma var aslında, devlet millet dayanışması. Öyle, o dayanışmanın öyle. Bu yeniden inşaada da oluşması öyle, gerekiyor. Öyle. Bir de şunu ilave etmek istiyorum. Bu tek bir bakanlığın işi olamaz bir tarafıyla. Mesela bütün bakanlıkların böyle bir perspektifi olmalı. Evet. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bakacak, işte okullar, Kültür öyle Bakanlığı kendi tarihi. Şu an sahadalar. Aynen öyle. Evet. Yani her bir Enerji Bakanlığı, her bir bakanlığın, işte Tarım Bakanlığı, şimdi bakıyorsunuz. Yani her bir bakanlığın, Sağlık Bakanlığı zaten vazgeçilmez. İçişleri Bakanlığı, onları yani temel bakanlıkların dışında bütün bakanlıkların her bir olaya bakarken afet, depremi göz önünde bulundurarak normal zamanda da olması muhtemel durum karşısında da bir planın, eylem planının üstünden geçilmesi gerekiyor. Kesin. Dolayısıyla yani risk yönetimini de bundan sonra inşallah uzmanlarla, ki ben çok çok doğru bir adım, yani ilk günden itibaren konuştuğumuz şey dün cuma günü itibariyle hayata geçmeye başladı. Hakikaten yani toplumun farklı katmanlarından ilgili alanın uzmanlarını bir araya getirip herkesin fikirlerini alıp sonrasında bunu bir politika setine dönüştürmek. Yani burada da yani hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyi çok kıymetli. Liderliği. Liderliği Barış çok kıymetli. Evet. Ya, afet sonrasında zaten iyi bir sınav veriyoruz. Bu kesin. Gerek hükümetle gerek insanımızla doğru. Ancak artık hep konuştuğumuz gibi afet yönetimi azalmamız lazım. Yani artık bu mülkiyet hakkını veya mevzuatı zorlayıcı, icbar edici şekilde azalmamız lazım. Belki Afet Bakanlığı veya bir Kentsel Dönüşüm Bakanlığı buna bir başlangıç olur. Yani bakanlık seviyesine başlangıç olur.
diğer bakanlıklar organize edilebilir. Elimizde başkanlık sistemi gibi, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi gibi güzel bir sistem var. Yani toplu olarak organize edebileceğimiz hükümeti bir sistem var. Bunu kullanabiliriz bunun için. Mesela parlamenter sistem bu çok zordur. Her bakanlık kendi kafasına göre hareket eder. O zordur. Ama şu anda elimizde böyle bir... vardır parlamenter sistemde. Kesinlikle. Şu anda bu şeye imkana sahibiz. Yani örnekler var. Mesela bir tane bölgede koskoca bir binanın altında bir kreş yapılıyor. Ve kreş klonları kesiyor. Nasıl olabilir böyle? Evet, kreş ve nasıl klon? Müteahhit firma bunu bildiriyor valiliğe. Milliyetin Bakanlığı'na kestiler bakın diye. Ve takipçilik veriyor savcılık. O bina yıkıldı örneğin. Ve KKTC ve orayı bulacağımızın vefat ettiği lobi yapmak için kolonu kesmişler. Düşünün yani. Kolon kesmedi bir gerçeğiz var bizim ve bu yargıda takipçilik karar alabiliyor. Veya yargı ayağı da var yani. Tabii ki mevzuatla ilgili sıkıntımız var demek ki. Demek ki mevzuatla sıkıntımız var. Evet. HSYK zaten soruşturma açtı o savcıya. Hakim sıkıntısı var belki. Yani tabii ki. Adalet Bakanlığımız da bu süreçte muazzam iş yaptı. Yani tabii o kadar tutuklananların sayısı. Bir de politik davranan yargımız da maalesef var. Mümkündür. Yani o savcı mesela şu anda HSYK soruşturma açtı henüz. O kreş yıkıldıktan sonra. Veya İstanbul'da birkaç örnek gördük. Örnek üzerinden gitmek daha somut olduğu için onları veriyorum. Tabii. Ya bir bina tamamen boşaltılmış. İçerisindeki bir tane kat maliki sadece daha yürütmeyi durdurma almış. Tek başına oturuyor binada. O bina duruyor şu şekilde öyle. Belki yıkıldığında oradan geçer arabanın üstüne yıkılacak belki de. Veya insanın üstüne yıkılacak. Böyle bir sürü örnek var. 10 dakikada sayabiliriz. Artık bu bizim böyle lüksümüz yok. Kesinlikle yani, zorlamak gerekiyor. Kesinlikle. O kat malikinin orada oturması lüksümüz yok artık bizim. Veya takipçilik lüksümüz yok. 16 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Mega kentte yaşıyoruz. Ve stoğumuz 50-60 yıllık bazı semtlerde. Evet. Üsküdar'da, Beşiktaş'ta, Fatih'te vesaire. Fatih'te, Beşiktaş'ta. Avrupa yakasının birçok şehri. Evet, çok ve yani bizde hiçbir şeyde olmayan bir şekilde bunlara klima takıyoruz, uydu anteni takıyoruz. Sıfırdan yeniden bir de iskelet bırakıp içini yenileyip. Tabii ki aynen. Yani binayı yeniliyorsunuz sıfır, yanındaki bina eski. Yani parsel yapamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yani böyle bir gerçeğimiz varken bizim artık mülkiyet hakkı gibi işte böyle mevzuatta bazı açıklar gibi lüksümüz yok. İnsan hayatından bahsediyoruz. Bakınız eğer İstanbul'da Allah korusun böyle bir şey yaşanırsa bunun dönüşü olmaz. Yani açık söyleyeyim yani. Kapatın ülkeyi bir süre. Evet. Gidin açık konuşalım. Çünkü bütün ülke toparlayamaz. 11 il yıkıldı ve bütün Türkiye oradaki yaraları sarmak için seferber oldu. İstanbul hem nüfus olarak hem bu sivil yapılanma olarak hem de ekonomi olarak her yarayı sarabilecek güçte. Ama İstanbul yıkılırsa E5'in çevresinin yıkıldığını düşünün. E5'in çevresinin yıkılmasıyla birlikte zaten bitti kıvalaşım. Bütün böyle Marmara'ya bitti. Evet. Bütün bir de şey var, Barış Hocam Allah söyledi. Korusun. Ben Adıyaman'da dinledim. Öyleymiş. Birkaç kişiden teyit aldım. Rahmetli Adıyaman milletvekilimizin evi güçlendirilmiş. Oldukça da güçlü bir binaymış. Fakat yandaki bina üstüne tabii, çökmüş. Çok örnek var böyle. Yani şimdi dediğiniz gibi yan binanın da yani sadece sizin binanızı güçlendirmeye kendini şey taşıyamıyor. Kendini taşıyama gücü var ama yandaki demek ki, üstüne demek yıkılıyor. Demek ki bütün vatandaş olarak adaş bu işin toplu olarak tabii. Bir bilinç yükselmesine ve bir uygulamaya, pratiğe döktürmüş. İşte yani bunlar şu var Fadir Bey, yolların kenarına ev yapmak bilmiyorum bu nasıl bir yaklaşımdır. O kadar sıkıntılı ki bir sürü ev zaten yola devrilmiş. Mesela ara sokaklara giremiyorsun. Evet, çünkü evler yolların içine devrilmiş durumda yani. Devrilmeyen de yolun üstünde duruyor zaten böyle. Ya da Altay'ın girişinde bakıyorsunuz bir alt geçidin iki tarafına devasa şeyler. Bu E5'in kenarına yükselen binalar da beni korkutuyor aynı şekilde. Tabii ki. Yani ben de ayrıca da sevimsiz buluyorum. Çok. Yani mesela Masla giderken görürsünüz o dev gökdelenler bunlar yıkılırsa ta sahile kadar yıkılacak. Ta sahile kadar kapatacak. Oradan nasıl geçeceksiniz? Allah korusun. Mümkün değil. O yüzden artık bir silkinip siyasetiyle ama siyaset üstü şeklinde sadece hükümet değil. Siyaset üstü şekilde ve zorlayıcılıkla bunun üstesinden gelmek gerekiyor. Şimdi bunların hepsi çok önemli ama hani devam etmek istiyorum ama öte taraftan neden bunları böyle yapamadığımızın bir örneği somut yakın bir örneği olarak da aslında Türkiye siyasetinde bu kadar büyük bir yara ve felaket varken bir masada bir müdavim masadan kalktı diye büyük bir siyasi şok yaşıyoruz aslında. Evet. Konuyu siyasete getirmek istiyorum. Özlem takip edebilmişsindir bir şekilde. Biliyorsun Meral Akşener'in son yapılan toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamadığı için masadan kalkması sonrasında yaşanan
bir dizi sıkıntılı durum var muhalefet açısından ve şu anda muhalefetteki bu parçalanmanın seçimleri, siyaseti etkilemesi mümkün görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Fazla da lafı dolandırmak istemiyorum. Şimdi önce şunu söylemem lazım. Siyaset muhteşem bir problem çözme aracı. Bizim bütün bu anlattığımız şeylerle ilgili olarak yapacağımız her şeyi siyaset çözecek. Öyle olduğu için de bugün siyasete dair bir şey söylemek, konuşmak böyle tarihi ikincil bir konu değil yani. Aslında asli bir şey konuşuyoruz. Zaten işte 3 gün sonra seçim var. Yani Mayıs'ın 14'ünde seçimi yapacağız. Çok yakın bir tarihte. O yüzden şunu da doğru bulmuyorum. Deprem varken, depremde yaşadığımız anda nasıl her şey bir bardak su içmek isteniyorsa, nasıl işte üzerinize bir battaniye alıp kafanızı koyma ihtiyacı duyuyorsanız, siyaset de hani abartılı olmasın ama su gibi elzem bir şey. Bütün dünyada böyle. Türkiye'de daha fazla. Çünkü insanların yüklediği anlam çok farklı. Bütün bu anlattığımız şeylerin rayında gidebilmesi için, hayatın Türkiye'de bir an evvel normalleşmesi için siyasetin de bu manada normal bir zeminde akıyor olması lazım. Şimdi şöyle bir şey, tabii biz AK Parti olarak, yani ben de kurulduğu günden beri AK Parti'de çalışıyorum. Biz hep iktidarda olan bir parti olduk. Evet. Fakat şunu gözlemliyorum. Sizin tek başınıza iktidarda olmanız Türkiye'nin böyle sağlıklı olması için de ne diyelim? Yeterli olmuyor. Az geliyor yani. Muhalefetin de sağlıklı olması gerekiyor. Siyasetin kaliteli olması gerekiyor. Evet, siyasetin kaliteli olabilmesi için. Sizin verdiğiniz kanun teklifinden ortaya koyduğunuz projelere kadar muhalefetin de sahici bir zeminde olması çok önemli. Şimdi bu son yaşanan konuyu ben böyle hani partileri, şahıslar üzerinden değil ama geneli üzerinden bir tarif etmek istiyorum Fadime. Lütfen. Şimdi bir süredir, yaklaşık 2 yıla yakındır çok duyduğumuz bir şey var. Önce iki parti yan yana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Devamında da bu parti sayısını artırarak bir masa kurdular. Altılı masa. O kadar çok konuşuldu ki altılı masa. İşte onu yaptı, bir araya geldi vesaire. Fakat bugün itibariyle tabii bizim itirazlarımız vardı. Yani itirazlarımız altılı masanın bir araya gelmesine vesaire değil. Bu modellemenin Türkiye'deki muhalefet modellemesi olarak yanlışlığı üzerine itirazımız vardı. Neydi bunun en temel zemini? Bir defa temel problem, Türkiye'de muhalefet iktidar olmayı bence hiç düşünmüyor. Ve bu Türkiye'de hani deniyor ya, bir agresyon var, efendim toplumda bir gerginlik var. Doğru, katılıyorum, bir gerginlik var ama bunun sebebi asla biz değiliz. Bunun sebebi muhalefetteki partilerin kendi seçmenlerine ve topluma geleceğe dair gerçekten seçimi kazanma konusunda bir ümit verememesinden kaynaklanıyor. İşte, peki bunun sebebi ne? İşte altılı masa bunu o kadar iyi örnekleme oldu ki. Çünkü sahici bir zeminde oluşmuyor. Mesela ben şimdi baktığım zaman altılı masaya, altılı masanın iktidar olmak için değil de iyi bir muhalefet yapmak kurgusuyla kurgulandığını görüyorum. Bugün de aynen böyle oldu. Hı hı. Yani bu bir seçim kazanma kurgusu olamaz Fadimeciğim. Bu ancak muhalefet etme kurgusu olabilir. Ama vatandaş, seçmen kimin gerçekten kazanma arzusu içinde olduğunu, kimin kendi zihinsel ve siyaset kurgusunu kazanmak üzerine, ülkeyi yönetmek üzerine yaptığını görüyor ve algılıyor. Neden böyle söylüyorum? Şimdi düşünün, siz bir sistemin içindesiniz. Bir defa burada ne gördük? Ya bu sistem hiç anlaşılmamış. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu sistem 50 artı 1 oy almak üzerine kurulmuş. Ve seçimi kim kazanacak? Ya iki seçim var ama en önemlisini bir kişi kazanacak. Bir kişi. Şimdi siz diyorsunuz ki yani bir kişi kazanacak ama kararlar... Çok önemli değil. Çok önemli değil, isim önemli değil. Peki kazanan kişi dese ki ah teşekkür ederim, sağ olun bana verdiğiniz destekler için. Ben bundan sonra yola kendim devam ediyorum derseniz hangi yaptırım mekanizmanız var elinizde? Yok. Ve düşünebiliyor musunuz? 2 yıl toplanıyor. İmza alacaklarını söylemişlerdi yani. 2 yıl toplanıyorsunuz. Bu 2 yıl içerisinde hatta geçen hafta baş başa görüşüyorsunuz iki lider. Evet. Ve bu kadar önemli bir konuya dair meseleyi, ya arkadaşım sen aday mısın? Hani nezaketi de bir kenara koyuyorum. Hani arkadaş olduklarını farz ediyorum. Ki öyle de değillermiş. Arkadaşım sen aday mısın? Ne yapacaksın? Hı. Bak adaysın ama benim taban sana böyle düşünmüyor. Benim partinin ekibi böyle düşünmüyor demez mi insan yani? Böyle bir sahici bir tane konuşma yapılmaz mı? Ama bunu çok aşağıladılar işte yani. Hani adaylığı, siyaset evet, yapılması. İşte bu neden? Bu sistemi, o kadar aşağıladılar evet, ki yani bu siyaset sistemin, yapmayı aşağıladılar. Evet, bu sistemin, aynen katılıyorum, zerre anlaşılmadığını gösteriyor. Bu sistemin özünde kaldı ki şunu da gördük. Bakın siyaset maalesef şu enteresan bir şey. Maalesef değil mi? Doğru ama sonuçları maalesef. Bir şeyi çok böyle aşağılarsanız hayat size bunu yaptırıyor. Tek adam, tek adam, tek adam. Ah buyurun işte bütün mesele bir ismi ortaya, bütün bu kurgu aslında...
bir adamı kendini dayatmak. Bir adamı dayatmak üzerine kurgulanmış. Yani bizler aslında bunu görmüş olduk. Şimdi burada tabii şu da çok önemli. Normal şartlarda iki tane, birisi %20'lerde, birisi %10'larda iki tane parti vardı. Yani yan yana geldikleri zaman. Siz şimdi bunun yanına, yani değil şey yüzdelik dilimde, binlik dilimde olan partiler koyarak sayıyı büyütüyorsunuz. Bu partilerin kendini tanımlaması aynı değil ki Fadimeciğim. Yani şimdi o küçük partilerin ihtiyacı olan şeyle, kendi başına milletvekili çıkarma kabiliyeti olan partinin ihtiyacı aynı mıdır? Değildir yani. Tabii. Kaldı ki İyi Parti bir taraftan da neredeyse şeyle rekabet eder bir pozisyondaydı. Tabanlarına baktığımız zaman da biz bunu görebiliriz zaten. Tabii. Kendi aralarında da geçişkenlikler vardı. Ve bu tartışıldı da yani. Bunlar tartışıldı ama sonuçta tüm bunlar aslında gerçek sebepler üzerine değil. Gerçek sebepler üzerine değil. Tamamen kendi varmak istedikleri hedef. Yani en önemli mesele kazanmak değil, aday olmak meselesine kilitlenmiş oldu. Ve bunun üzerine de gelinen noktada önemli meseleler konuşulmak yerine kurgu, yani bir hesap kitap. Mesela şimdi bunlar ileride ortaya çıkacak. 3 gün sonra evet. Çıkacak. Şimdi mesela şu anda bir parti masadan kalktı. 5 tanesi kaldı. Ben çok açık, net bir şekilde söyleyeyim. Yolumuza devam ediyoruz dediler. Çok kısa bir süre sonra Fadimeciğim. Hedeflerimiz aynı dediler. Başka o ana partinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de kendine yer kalmayan milletvekillerinin isyanı ortaya çıkacak. Teşkilat. Evet, teşkilat başka bir tartışma kapıda. Eğer siz böylesine oransız bir şekilde kendi bizatihi varlığıyla hayatta kalamayan partilere eşit muamelesi yaparsanız evet. O zaman siz kendi partinizi sirkelemeye başlayacaksınız. Ama tabii orada buna dönüyor. Şey var, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da bir açıklama yaptı ve bu beşli koalisyonla ilgili AK Parti MHP'ye yeter ki gitsin. Bunun için gerekirse üzerimize bir sorumluluk varsa biz yerine getiririz. Yeter ki hükümet gitsin dedi. Yani masaya biz otururuz dedi. Zaten peki biz söylüyorduk ya burada bir muhakkak görüşülmüş ki ben görüşüldüğü kanaatindeyim. Yani bu öyle arkalarda epeyce görüşülme olduğunu da düşünüyorum. Biz bunu söylediğimiz zaman ne diyorlardı Fadime? Ah yalan söylüyorsunuz. Öyle değil. Onlar burada yok. Şu an olan biten her şey bizim muhtemel olarak söylediğimiz her tür tezi doğrulamış oldu. Her tür tezi. Yani diyorduk ki ya burada bir gizli ortak var. İşte bak gizli değil aslında. Yani oradaydı sadece şu an o an için görünmeyi tercih etmiyordu. Ha, olabilir Meral de. Meral Akşener'in şey demesi hani biz masadan kalkmadık. Daha doğrusu İyi Partililerin masa bizden kalktı. Masa kaldırıldı. Başka biz ittirildik. diyerek belki de hani CHP'nin buna hazırlandığı da söylenebilir. Yani şu var bence Fadime. Yani bu tarz olaylar karşısında vatandaş bence herkese, yani o partiler için söylüyorum, hepsine bence ceza kesecek. Yani yönetemeyen hepsi. Yani bir tanesi değil yani. Çünkü birbirine suç atmak suçu ortadan kaldırmıyor. Yani hepsinin kendince şeyi var. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakıyorsunuz şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kendini öyle bir yerde konumlandırıyor ki hani ne olduğunu anlamak mümkün değil. Hem en dindar, hem en ilerici, hem en şu anda en toparlayıcı görünüyor. Çok alttan alan, nezaketli bir dille sofrayı büyüteceğiz diyor. Taşlar yerine oturacak dedi sakin bir şekilde. Ki Meral Akşener çok ağır bir konuşma yaparak. Çok ağır, evet. Şimdi burada şu var tabii Fadime. Siyaset bir hocaların beni bağışlasınlar ama yani bir akademik çalışma değil yani. Doğru. Siyaset böyle bir ne diyelim entelektüel bir faaliyet. Serbest bir zeminde yapılan bir şey değil. Siyasetin başarılı olması ki bence Cumhurbaşkanımızın kurduğu siyasetin gücü buradan geliyor. Siyaset çok dinamik bir şey ve bu dinamik zeminde her an yeni okumalar yapman gerekiyor. Yani seçmenin bu manada sizin kendi siyasetinizle seçmenin örtüşebilmesi için yeni okumalar ve yeni adımlar. O masada yapılan şey çok teorik bir şeydi. Yani bakıyorum arkadaşlık da çok teorik düzlemdeymiş, fikri birliktelik de öyle. Yani bunların hiçbirisi Türkiye'nin gerçekten gerçek sosyolojisine, gerçek siyasetine oturmamış birliktelikler, yan yana duruşlar. Ve bunun bence faturası her bir siyasi partiye ayrı ayrı kesilecek. Ve tabii ki şunu da unutmamamız lazım. Kampanya dediğimiz şey, biz bunu daha evvel buralarda konuştuk. Ben devam edebilirim, arkadaşlarıma söz vereceğim. Sonra yine ben sözü alırım inşallah. Siyasette bu işleri yaparken kampanya dediğimiz şey böyle son bir ay değil. Bu son bir ay mıdır kampanya?
Şimdi şu olan bir tane iki her ay şey kaldı. Evet, hayır, bunun yani hepsi bir kampanya. Bu sizin iş yapma şekliniz. İş yapma şekli biz diyorduk ki mesela bir konuda diyelim ki dış politika ile alakalı bir karar vermek gerekiyor ve sizin vereceğiniz bu karar sizin siyasi getirdiğiniz o background ile alakalı kendi yaklaşımınızla alakalı bir değeri öne çıkartmanızı gerektirecek. Hangi partininki öne çıkacak? Hangi yani partininki? Bunu. Birbirinden bu kadar alakasız partiyi yan yana iş yapma şekli çok benziyormuş ama background olarak söylüyorum. Kendi iddiaları üzerine bir araya gelip masada oturabilirsiniz ama masadan bir karar çıkarmak, bu kararı hayata geçirmek ve buradan gerçek bir siyaset üretebilmek hayatın olağan akışıyla işte örtüşmüyor, olmuyor. O yüzden ya bu sürpriz midir? Şahsen benim için bir sürpriz değildi böyle bir şey. Ben şahsen bekliyordum böyle bir itirazın olması olacağı anı. O yüzden ben diyorum ki olanda bir hayır var. Ne ya? Vatandaşımız bunu anlayacaktır neyin ne olup bittiğini. Bizim kendi tezlerimizi tamamen doğrulayan bir şey ortaya çıktı yani. Tamamen anlattıklarımızı şimdi doğrulayan, bu masada, doğrulayan bir tablo ortaya çıktı. Çok net hatırlıyorum. Özellikle İmamoğlu hakkında verilen karardan sonra Saraçhane'de Meral Akşener'in aday göstermesi bir manada Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'nu Almanya'dan hızla geri döndürmüştü. Evet. Ve büyük bir kriz yaşanmıştı bir. Hızlı hamlelerin yapıldığı bu ağırlığa rağmen hani iki yıldır konuşuyoruz, oturuyoruz, yemek yiyoruz, dağılıyoruz, doküman üretiyoruz da olmayan hızı burada görmüştük ve demiştik ki hani aslında parlamenter sistemin ve koalisyonların ne olduğuna dair önemli bir ön gösterim oldu bu demiştik. Bunun artık şahikası oldu herhalde bu. Şunu sorarak sözü vermek istiyorum. Biraz daha hızlanmak da istiyorum bir tur daha dönebilmek için. Şimdi Akşener'in hamlesi beklenen bir hamle miydi? Bekliyor muydunuz? Çünkü bir rahatsızlığını çok açık söylüyordu Akşener. Hı hı. Kılıçdaroğlu da hiç oralı olmuyordu CHP tarafı da. Dolayısıyla bu zaten geliyor muydu gelmekte olan? Yani şöyle, ben doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun masanın ilk formasyonunu kurgularken doğrusu ilk hesabı, ilk tezgahı, hani ilk planı yaptığı kanaatindeyim. Tezgah kelimesini burada altın çizmek istiyorum. Evet, yani orada net bir tezgah var gerçekten. Net bunu planladı var. Yani. Evet, evet. Ya şöyle, hiç ki şu akılları Türkiye'nin siyaseti için, sorunları çözümü için. Hizipçilik konusunda ve örgütçülük ve bu anlamda biraz komitacılık konusunda Kılıçdaroğlu ve geldiği siyasi çok çizgi önemlidir. Çok çetin ceviz tabii, çıktı. Yani tabii, hem Kılıçdaroğlu'nun kendisi hem de geldiği siyasi çizgi önemlidir. Yani yanına Canan Kaftancıoğlu gibi isimleri boşuna almıyor. Şimdi şöyle diyelim. Ya masayı düşünelim. Şimdi bir yandan CHP var, bir yandan İYİ Parti var, bir yandan da dört parti var. Bu altı tanesinin tamamının aynı eşit koşullara, eşit temsile, eşit yetkiye, eşit söz hakkına sahip olmasıyla ilgili başlangıç formasyonu. Bu zaten sorun çıkaracak bir formasyondur. İYİ Parti bir neden bunu kabul etti? İYİ Parti orada tabiri caizse daha masanın teşekkülünün ilk anında bunun itirazını yapması beklenir gereken ya aktörü. Dahil olmayabilirdi yani. Ama o şey masa kurgulandı. O meşrulaştırdı. Evet, masa kurgulandı. Masanın formülasyonu böyle geldi, böyle devam etti ve süreç içerisinde Kılıçdaroğlu da bu durumu tahkim etti. Tahkim edecek her şeyi yaptı. Burada da doğal olarak şimdi Akşener Cuma günkü zehir zemberek açıklamasında diyor ki kirli pazarlıklar yapıldı diyor. Tabii ne bu belli. Ama niye o zaman yapmacık evet, gülümsüyorsunuz? Şimdi milletvekili pazarlığı. Şimdi milletvekili pazarlığı yapıldı. Hatta rakam da verildi. 54 milletvekili mi? Yani bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz. Şimdi ya şöyle düşünün. Ben merak ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlar ne yapacaklar şimdi? Fena değil mi? Yani 54 onlar yerlerini toplam 80 mi kalıyor şu andaki? Yani CHP'nin ama operatifi var. 15 vekili gönderdi, geri aldı. O yapabiliyor onu. Doğru ama hani siyasi olarak bu CHP'ye çok sorun çıkartır. Yani büyük sorun çıkartıyor zaten. Şu an bunu yaşıyor. Ya dolayısıyla şimdi böyle bir durumda Kılıçdaroğlu geldiğimiz nokta şu. 5'e 1 noktasına 5 eşit 1 eşit. Şimdi 5 eşit 1 eşit normalde öyle değil aslında. Siyasetin rasyonelitesinin zemini bu değil. Ama Kılıçdaroğlu bunu tahkim etti. Diğerleri de zaten bu pazarlık süreçlerinde karşılığında aldıkları vekillik sayılarıyla buna zaten teşne olacak. Diğerleri zaten buna hazır. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istiyordu. Hatta işte evet. Meclis başkanlığı pazarlığı yapan var. Tabii. Atlamayalım.
şey var. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, Cumhurbaşkanı bakanlıklar. Bakanlık, milletvekilliği. Bunların hepsi birer pazarlık unsuru yani. Evet. Yani Akşener'in o zehir zemberek açıklamasında bizi kıskacı aldılar. Bize kumpas kurdular. Evet, kirli evet. pazarlıklar yaptılar. Dediği Sayın Akşener açısından günaydın denilecek bir nokta. Ölümle sıtma arasında şimdi, bir seçime zorlandık diyor yani. Bu yani Kılıçdaroğlu acaba Akşener Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyordu? Masadan ne bekliyordu? Yani başka masadan beklenti belli bence. Sadece kendi adaylığının. Yani buradan seçimi kazanmak üzerine değil de bir adaylık kazanmak üzerine bir tabii, kurgu var. Öyle. Şimdi dolayısıyla Akşener açısından da geldiğimiz noktada yani ya Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kerhen de olsa tamam diyecek. Bunun da kendisine bazı siyasi maliyetleri olacak. Çünkü bütün seçim sahnesini, platformunu Kılıçdaroğlu'nun ve partisinin dominasyonuna terk etmiş olacak. Demeyecek gibi görünüyor ama tüm gelişmeler. Yok yani öyleydi. Zaten Perşembe akşamına kadar öyleydi. Evet. Ya onu şey yapacaktı ya da kendisine bambaşka bir rota tayin edecek ve diyecek ki çok aşırı yüklü suçlamalarla işte beni aldattılar, bana kumpas kurdular. Beraberinde bundan sonraki sürece ilişkinde CHP'nin de kendi içerisine bir kama sokarak, CHP'nin kendi belediye başkanlarını da ortaya atarak yani ben seçmene, muhalif seçmene şu mesajı veriyorum. Ben bak her şeyi yaptım. Sizin istediğiniz olan Yavaş'ı ve İmamoğlu'nu da CHP'li adayları bile aday gösterdim. Aynen. Yani bütün şeyleri üzerime düşen, bütün riskleri, bütün her şeyi ben yaptım. Evet. Buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun o adaylıktaki bencilliği, İsrarı, egosu vesaire, kendi siyasi ikbal hesapları buna galip gelemedim. Şimdi hesap buydu. Fakat tabii bu kadar çok adam bir tek adam için uğraşıyormuş. Evet, aynen öyle. Bir tek adam için uğraşıyormuş ve nihai tahlilde de geldiğimiz noktada hiçbir şey değişmedi. Akşener dışarıda kalmış oldu. Beşli görüntü servis edildi. Ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Yani de üstelik evet. bunun yanı sıra belki bundan sonra masayla alakalı yeni bir takım şeyler olabilir. Yani siyasi iki koltuk daha kalabilir. Siyasi yön evet. ve ufuk en azından daha sola, sola yelpazenin soluna biraz daha bakacak. Öyle görünüyor. Kaldı ki görüşmeler yaptı emek hareketleriyle. Tiple görüştü değil mi? Sol partiyle görüştü. Evet. TKP ile görüştü mü bilmiyorum ama tiple görüştü ve sol partiyle görüştü. Bunları biliyorum. Bunun asıl zemini olan, asıl yatağı diyebileceğimiz HDP... HDP'ye ayrı bir konumlandırma ondan sonra girecek. Onlar fedakarlık yapıp masaya oturabilirlermiş. Yani Demirtaş'ın da açıklamaları, Pervin Buldan'ın da açıklamaları, Mithat Sancar'ın da açıklamaları zımni olarak bize şunu gösteriyor. Zaten biz, Demirtaş da demişti yani Kemal aynen. Bey yürü. Yani biz tamamız. Demiş. Biz evet. şu işten son derece memnunuz. Ha yine de masada o görüntüyü vermemek adına bir siyasal iletişim çalışması yürütebilirler. Dolayısıyla Buldan'a ayrı bir sandalye, bir koltuk oraya koymayabilirler. Ben koymamalarının kendileri açısından daha şey olduğu, daha yüksek ihtimal olduğu kanaatindeyim. Ama son tahlilde HDP de şu an konumlanmasını daha kendisi açısından realize etmiş durumda. Masanın en tek adamı Kılıçdaroğlu açısından her şey kendisi açısından her şey iyi gidiyor. Yani her şey yarın evet. da açıklanacak. Diğerleri de bundan algar ilişkisinden, bu pazarlıktan dolayı diğerleri de memnun. Yani bu hikayenin olanı şu oldu. Muhalif seçmen yaklaşık 15 aydır, 16 aydır açık kandırıldı, aldatıldı ve oyalandı. Umutlanmışlardı. Çok net kandırıldılar. Büyük bir hayal kırıklığı var. Çok net kandırıldılar. Bakın evet. biz de yani gerek CHP'li yetkililerle, İYİ Partili veya diğer partili önemli yetkililerle ne zaman bir araya gelsek, söylesek ya siz işte böyle kriz dinamikleri var. Bizi yalancılıkla itham edenler, fitne çıkartmakla itham edenler. Ya da işte o adaylık şey masanın kutsallığı vurgusunu ya. Özellikle yapanlar. Demokrasi evet. işte evet. demokrasi falan. Evet demokrasi kutsal bir araya gelme, hoşgörü bilmem ne, Cumhuriyet tarihinde bir ilk diyenler. O kadar yapılan anayasa çalışmaları, ortak imzalanan 2000 küsur maddeler. Bu kadar maddeler. Sayfa döküman evet. ürettik diye övünüyorlardı. Döküman işte işlemiyor yani. Puntosuna kadar yani, ortak evet, karar vermişler. Şimdi bu büyük bir aldatma oldu. Şimdi bir taraftan da Yaşar Okuyan'ın dosyası var açıklayacağız dediği ve Kılıçdaroğlu'nun da Yaşar Okuyan'ı kabul ettiğini biliyoruz. Evet. Bir takım ses kayıtları da yayınlanmaya başlandı. Bir tehdit de, şantaj da var aslında. Yani bu kirli bir siyaset görünen o ki siz ne bekliyorsunuz, ne ya, yorumluyorsunuz? Şimdi hatırlıyorum herhalde 1,5-2 ay önce de yine bu programdaydık. 3 kişiydik Abdurrahman Hocam'la birlikte. Özlem Hanım'ın yanında Abdurrahman Hoca oturuyordu. Ben de burada oturuyordum. Çok net hatırlıyorum. Orada şunu söylemiştik. Eğer bu masa eğer dağılacaksa
İyi Parti ve Akşener üzerinden dağılacak. Bunu söylerken de çok öngörü yeteneğimizden söylemiyorduk. Çünkü zaten görünen oydu, belliydi. Çünkü masanın kurgusu bunun üzerineydi. Bir tarafta %20'lik bir parti, bir tarafta %10'luk bir parti, bir taraftan da binli, %1000 rakamlı partiler. Bunların eşit bir ortamda, yuvarlak masada uzun süre kalabilmeleri ve en sona nihai olarak seçim kapıya dayandığında aday belirlerken ortak karar alabilmeleri mümkün değildi. Bunu zaten hepimiz biliyorduk. Ama oylandılar. 11 toplantı boyunca hiç aday konuşmamışlar. Bunu anladık. 100 saat aşağı yukarı. Konuşsalarmış daha önce olacakmış. Evet, olacak. Daha beklediler, gerçek beklediler. Evet. Şeyi beklediler bence. Yani Allah korusun şu bir daha çatlasın. Depremden belki de AK Parti'nin zarar göreceğini düşündüler. Belki Şubat'ta anketler geldi. O oy kaybı da görünmeyince belki. Artık adayı konuşalım dediler. Son ana kadar gidelim. Artık mümkün. Masadan mecbur kalkma şey evet. Falan kalkar. Mecburiyet. Yani yeniden kurgulama şansı olmaz, olmayacak. Evet. Öyle veya böyle. Yani 11 toplantı boyunca, 100 saat boyunca bir bildiğinin puntosunu bile konuşmuşlar. Ama adayı konuşmamışlar. Bunu görebildik. Evet. Ki bence konuşmaları gayet normal. Neden? Çünkü... Normalde yapmacıklık çok tuhaf değil mi? Şimdi ona geleceğim. Yani nasıl bunu yapabilirsiniz? İşiniz o ve hiç konuşmuyorsunuz. Ona geleceğim. Normalde yani siyasette, normal sağlıklı bir siyasette iktidarla muhalefet arasında ise bir ahdi üstü ilişkisi yoktur. Hem vazife açısından hem kalite açısından. İktidar ne kadar kaliteliyse muhalefet de o kadar kaliteli olur ve o zaman vazifeye hazır olur. Evet. Yani muhalefet iktidarın oy kaybetmesini, tökezlemesini, yıpranmasını beklemez iktidara gelmek için. Evet, ideali bizde, bu ama. Evet, bizde maalesef böyle değil. Bizde muhalefet pusuya yatıyor, bekliyor. Hı hı. İktidar yorulsun, başına bir şeyler gelsin. Ben bu arada hiçbir şey yapmayayım. Nasıl olsa düşecek kendi kendine. Pandemi olsun. Ben üstüne çekeyim ondan sonra tabiri caizse. Bizim altılı masada gördüğümüz tamamen buydu. Matematik olarak baktılar. Dediler ki karşımızda 20 yıllık bir iktidar var. Cumhur İttifakı kurar toplamları %50'ye yakın. Biz de 6 toplayalım, 6 partiyi. Biz de aşağı yukarı %50'ye yakınız matematik olarak. Hı hı. Nasıl olsa Cumhur İttifakı bir hata yapacak bir yerde. Biz oradan sonra bölüşürüz pastayı. Hı hı. Üst hemen iktidara çökeriz. Bunu düşündüler. Gerçekten matematik bu kadar basitti. Ve gerçekten de bu konsolidasyon onları son toplantıya kadar yani yumurta kapıya dayanıp da artık adaylık konusunu yani Erdoğan'ın karşısında aday olmanın ciddiyeti o masaya oturana kadar, çökene kadar o gölge devam etti. Ama nasıl ki yani Erdoğan'ın karşısında, 20 yıllık Erdoğan'ın karşısında aday olmak gibi bir gerçekle yüzde kalınınca o zaman o masa dağıldı. Neden? Çünkü ideolojik olarak o masayı beraber tutacak evet. Bir birliktelik yok. Evet. Geçmiş açısından yok. Kitle geçirgenliği yok aralarında. Ortak bir kitleleri yok. Seçmen kitleleri yok. Tamamen iktidara matematik olarak gelmek üzerine kurulu bir yapıydı. O matematik de kendisi eşit değildi. Biri %20, biri %10'lar, 20'ye yakın, diğeri 0.4, 0.5 gibi partilerdi. İşte 11 toplantı boyunca ifade ettiğim gibi oyalandılar. Maalesef kendi kitlerini de oyaladılar. Maalesef diyorum, Türk siyasetinin sağlığı açısından maalesef. Biz bunu hep söyledik. Ya bakın dedik, adayın ortaya çıkmamasının sebebi yırtlanması falan değil. Karar veremiyorlar. Tabii. Olmuyor. Evet. Konuşamıyorlar dedik. Olamaz. Hep bunu söyledik. Hatta Erdoğan demişti, toplandılar, konuştular, dağıldılar ifadesini kullanıyordu. Evet, evet. Bu o kadar açıktı ki, şeffaftı ki yani orada bir cam vardı, akvaryum. Toplanıyorlardı içinden, biz duyduk ne konuştuklarını, biliyorduk. Yani belliydi. Ama muhalefet hem kendisini hem kitlesini inandırdı buna. Elinde sonunda bunun olacağına, olmadı. En sonunda ne oldu? Kılıçdaroğlu ağırlığını koydu. Dedi ki, ben %20 küsür, 30'a yakın bir adamım. Benim kitlem bu. Geriye kalanlar %0.4-0.5. Eğer ben bu masadan çıkacaksa ben aday olacağım. Doğalı bu. Akşener son bir umutla itiraz etti. Anketlerin kendisine verdiği güce belki güvendi. Ben sizi almazlar dedi. Ama çok kaba bir ifadeyle konuşayım. Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu dedi ki, senden kaybettiğimi HDP'den alırım. Seni de artık şantajla boynamak istemiyorum. Çünkü Akşener'in de yaptıkları iş nezakete uygun değildi. Bir siyasi partinin iki belediye başkanını ayartmaya çalışıyorsunuz. Çıkıyorsunuz diyorsunuz ki... Hep bir yıldır ayartıyordu. Evet, Kılıçdaroğlu her toplantıda söylüyordu bunu zaten. Evet. Ben genel başkanım, bunlar benim belediye başkanlarım, onlar görevinde kalacak, yapmayın diyordu. Buna rağmen Akşener bunu zorlayıcı ipler koptu. Bütün o ideolojik farklılar ortaya çıktı. Bütün o matematik dengesi ortaya çıktı.
Birikenler ve ortaya çıkıyor. O siyasetin ciddiyeti. Yani hani aday mı önemli değil. İşte sistem önemli. Evet. İşte o tüm o güzel söylemler. En kolay aday belirlemek diyorlar. Evet, pembe söyle. Tabii ki. Yalanmış. Demek ki aday önemli şeymiş. Yalanmış değil. Aslında. Siyaset bilmemekmiş. Ondan evet, ötesi. Felaket. Yani. Öyle bir şey olmaz. Ya bilmiyorlar. Felaket ya bilerek sakladı. Ben yalan olması daha iyi bilmemelerinden. Evet. Türkiye yönetmeye talipler çünkü. Yani şimdi bir 5 dakikamız kaldı. Evet. Yani ikişer dakika bir cümle. Hızlıca hemen konuşalım. Hızlı. Şey söyleyecektim Fadime, aslında baştan söylesem daha iyiydi. Şimdi Cumhur İttifakı daha evvel başka konularda da oldu. Tabii cazip geliyor onlara. Şimdi bakıyorlar Cumhur İttifakı, iki parti yan yana, aynen Barış Bey'in dediği gibi matematik yapıyorlar. Ve diyorlar ki biz de böyle bir hesap yapabiliriz. Fakat Cumhur İttifakı sahici bir birliktelik. Organik. Organik bağları var. Şimdi 2008'e dönüp bakıyorum. Şimdi 2008'de birbirine bu kadar farklı muhalefeti olan iki parti başörtüsüyle alakalı beraber bir anayasa değişikliği teklifi vermiş. 2008'den evet. Bahsediyorum. Geliyoruz 2016'ya. Darbe girişimi olmuş. Darbeden sonra bu iki parti bir araya gelmiş, demiş ki devleti ve milleti tahkim edelim. Ve Devlet Bey'in de çağrısıyla hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle alakalı bir çalışma, ortak çalışma yürütülmüş. Ama devamında da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonra da daha aleni sistemin getirdiği bir ittifak, beraber ittifak ederek yola devam etme kararı alınmış. Ama bunun bir hikayesi var. Böyle damdan düşer gibi değil yani. Hadi oturalım bir masaya. Seçim odaklı değil yani. Seçim odaklı değil. Beraber memleket odaklı. Fikri evet. Bir birlikteliğiniz var ve devlete dair, millete dair yani ortak halkalarınız, ortak kanaatleriniz var ve zamanla da bu ortaklıklarınızda bir artış ortaya çıkmış. Bir de şu var tabii, hep örnek veriyorlar işte Avrupa'da koalisyonlar var, Türkiye'de koalisyonlar. Ya ittifaklarla koalisyonlar birbirine hiç benzemeyen iki şeyler. Bunlar farklı farklı şeyler. Çünkü eğer siz koalisyonla yola devam edecekseniz kampanyanızı yaparken tamamen kendi fikirlerinizi anlatırsınız. Şimdi bu kadar farklı parti bir araya geliyor. Her birinin hitap ettiği taban var ve aynı zamanda Türkiye'nin bir siyasi hafızası var. Niye Cumhuriyet Halk Partisi? Buna kendine sormuyor, ben merak ediyorum. Bu kadar olay oluyor Türkiye'de. Ve ana muhalefet olmasına rağmen oyu niye bir gram artmıyor? Evet. Çünkü ne yaparsa yapsın, Cumhuriyet Halk Partisi toplumda, toplumun siyasal kodlarında, zihninde yarattığı hasarı toparlayamıyor. Helallik istemesine uğraşması, çünkü bunları sahici bulmuyor. Ve bunu yaparken de bir taraftan işte dindar kimliği belirgin seçmenle barışmaya çalışıyor ama kendi tabanı diyor ki ya biz bu kadar yıl bunları söyledik, nasıl ben rücu edeceğim? Sen ettin ama ben kendi hayatımdan nasıl rücu edeceğim? Bunu telafi için aldığı partiler, işte AK Parti'den koptuğu evet. iddia edilenler, işte Saadet vesaire, onları baktığın zaman işte bunlar böyle yapışkan gibi birbirine yapışamıyor Fadime. Bir hikayeniz yok. Yani evet. Bir hikaye lazım diye söylemiş olayım. O yüzden bu aşamaya gelindiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Daha devam edeceğiz. Birer dakika kaldı istiyorum. Aynı durum. Bir partide yani daha muğlakı, daha müphemi, daha kayganı İYİ Parti açısından var ve İYİ Parti kendisi açısından bundan sonraki rotasyona dair bazı hayaller kuruyor. O hayaller orta ve uzun vadede, kısa vadede değil ama orta uzun vadede merkez sağa oturmak, işte buradan bir liderlik üretmek. Hı hı. Fakat bir Sayın Akşener'in bu tarzıyla bu güvensizlik inşa ettiği, totalde inşa ettikleri güvensizlik için çok önemlidir. Bakın bu bütün muhalefet açısından toplumsal anlamda bir güvensizlik oluştu şu an. Yani bu sadece Kılıçdaroğlu'nun adaylığı vesaire falan teknik değil. Yani siz, siyasete bu, evet, siyasetin icrasına vatandaşla, toplumla, devletle, siyasetle kurduğunuz ilişkiye bütüncül anlamda bir güvensizlik gölgesiyle bundan sonra siyaset yapacaksınız demektir. Bir de aldatılma. Aldatılma. Bu bütün oradaki masadaki bütün figürler için bundan sonraki rotalarında çok büyük problem yaşatır. Diğerlerinin muhtemelen Akşener, Babacan, Davutoğlu ve Gültekin Uysal'ın hesapları 2028'e doğru bir hesapları var. Fakat an itibariyle yaşadıkları şu hikaye onların üzerinde çok negatif bir gölge olarak duracak. Eyvallah Barış Bey. Tabii ki ben daha çok İYİ Parti açısından bakmayı tercih ederim. Çünkü zaten geri kalan 5 tanesinin yolatası belli, o da aşağı yukarı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde uzlaşmışlar. 5 toplanacaklar veya belki HDP oraya eklenecek. Eklemlemez bilemeyiz ama İYİ Parti açısından özellikle bakmak gerekiyor. İYİ Parti'nin bundan sonra alacağı kararlarda birkaç tane önemli parametre olacak bence. Bir tanesi o masadan kovulurken veya ayrılırken nelerle, nasıl ithamlarla, nasıl hakaretlerle karşı karşıya kalma asıl unutmayacak. Yani 24 saat içerisinde Akşener hakkında, İYİ Parti hakkında, hatta sağ cenah tırnak içerisinde hakkında edilen hakaretler... Bu sağcılar zaten böyle haddi hesabı yok.
Yani Akşener bunu unutmaması lazım birincisi. Hı hı. İkincisi de adaylık konusunda. Mesela Akşener bence aday olmayı düşünürken veya belirlerken 2018 yaşadığı tramvayı da asla unutmayacak. Hı. Yani biz hafızayı beşer nisyanla mağlul. Biz hep Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti zannediyoruz Erdoğan'a karşı. Ama Akşener daha büyük kaybetti 2018'de. Partisinden bile az oy aldı. İstifa etti partisinden hatırlarsınız. Evet, evet. Hatta bir an rahatsızlandı. Hastaneye falan yattı. Hı hı. Ben bir daha siyaset yapmayacağım dedi. Hı hı. Partisi genel kurulda onu tekrar göreve çağırdı. Tekrar göreve geldi. Böyle bir travma atlattı. Erdoğan'ın karşısına tekrar çıkmayı düşünüyorsa Akşener bunu da hesaba katacak. Hmm. Hem eski ortaklarından yediği hakaretleri düşünecek. Dolayısıyla çıkmayacak. Büyük ihtimalle çıkmayacak. Çıkmayacaktır. Aday arayacaktır kendisine. Hmm. İşte bir isim geçti. Ama dün canlı yayında bir isim geçti. Yani reklam almaya, arasında bir adaylık. İsmini anmaya gerek tam yok yani. Tam bir felaket. Yani açık söylerim. Ama yani, çok istekli felaket olduğunu da gördüm yani, ben denk geldim. Ben bize biraz söylemişti zaten. Yani o kişi o hazırlandığı kişi, belliydi ama. O kişi açısından değil de yani Akşener açısından, Türkiye'nin siyaset sahada açısından yapmasın. Biraz sakin olsun. Yani belki o kadar STK'lardan falan işler yapıp yani, aday olmak isteyenler de vardır. Sadece yani, akademisyenler değildir. Yani liste o zaman isim yazdırsınlar. Başka isimler de vardır. Ya ben de aday olurum. Eğer Akşener şey yaparsa buradan söyleyeyim. Reklam arasında Cumhurbaşkanı adayıyım yani şey yaparım. Kontrol edin. Çok teşekkür ediyorum. Özlem Zengin çok özledik seni. Lütfen zaman ayırınca fikre. Barış Ertem çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Abdurrahman Babacan hocam çok sağ olun. Bir de yani ben başbakan olacağım demeyeceksin kardeşim yani. Yolun evet. Bir dur yani. Belki de Cumhurbaşkanı olman gerek. Ada talip olman gerekebilir. Bu ama Fedakar yani? Abla işte şeyiyle ya siyasette liderliğe babamın sözüdür. Ona talip olmadan bana derdi yani. Ona talip olmadan altı alamazsın derdi. Yani önce tamamına talip olman lazım. Eğer bir ülkeyi yönetmek istiyorsan sizin Cumhurbaşkanı adayı da dahil olmak üzere her şeye talip olmayı hep orada muhafaza etmeniz lazım. Hedefiniz büyük olacak evet. Yani. Eyvallah çok eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Babanıza da çok selamlar. İnce Fikir burada bitti. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.